Haber Global ekranlarından hepinize merhabalar tarafını seçle. Bu pazarda birlikteyiz. Evet çok değerli iki isim bizimle birlikte olacak. Bu pazar akşamı haftaya bence sayemizde çok güzel başlayacaksınız. Bakalım neler konuşacağız. Efendim Sayın Ertuğrul Özkök bizimle birlikte ve sevgili Oğuzhan Uğur. Bu akşam ana akım medya ve yeni medya bunları konuşacağız aslında. Bakalım siz hangi tarafta olacaksınız diyorum. Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Programımızı izleyebilir, görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Mesajlarınıza yer vereceğiz. Ee, yine e, Haber Global'in YouTube hesabından da programı izleyebilirsiniz. Eğer televizyondan takip edemiyorsanız diyerek Ertuğrul Bey'e merhaba demek istiyorum. Nasılsınız, hoş geldiniz, iyi misiniz? Teşekkür ederim Buket'ciğim. Yani beni, Allemettin, Kullemettin, hayatımda taraf olmayacağım dediğim şeyde bir günde tarafını seç diye bir yere geçirdin. Çünkü daha geçenlerde Instagram'da bir şey paylaştım. Yeni bir şey başlattım artık yazı sistemimi. Orada dedim ki e, hiçbir mahallede taraf olmadan her mahallede ber, bertaraf olmayı göze alarak yazmaya başladım dedim. O yazıdan da geldim bu kadar. Dedim tamam taraf olmayayım ama bertaraf olayım daha iyi. Şimdi şöyle bu aslında herhangi bir mahalleyi değil de e, bizim medyamızın genelini ilgilendiren bir konuyla alakalı olacak. Olsan, e, sevgili Oğuzhan Uğur e, sen de hoş geldin demek istiyorum. Bana bir el salla. Kendisini kapsül odaya attık <laughs> ama birazdan yanımızda olacak. E biliyorsunuz programımızın formatını bir konuğumuz 20 dakika boyunca benimle burada konuşuyor. Sonra kendisi kapsodoya geçiyor ve diğer konuğumuz geliyor. Burada aslında yapmak istediğimiz şey tartışma kültürünü değiştirmek. Konukların birbirinin sözünü kesmesinin önüne geçmek ve bunu da çok güzel bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi Oğuzhan bizi aşağıdan duyabiliyor sevgili Oğuzhan Uğur Ertuğrul Bey. Oğuzhan e merhaba. <laughs> ancak biz onun sesini duyamıyoruz. Ee, konseptimiz bu şekilde. Ben size sorularımla başlamak istiyorum. Kense bizi dinleyecek. Şimdi e, ilk olarak nasıl neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor e, yeni dönem? E, hani kafa dinleme, dinlenme, bunlardan hani belki de rahatlama, bir boşluk hissi böyle bir şey var mı? Yok yok hiç öyle bir şey yok. Çünkü Hı. zaten yazılarımı aynen yazmaya devam evet. ediyorum. Bir Kafka kahramanı oldum sadece. Yani yazılarım yayınlanmıyor. Sadece Karıma ve kızıma gönderiyorum. Adında da Tansu'ya mektuplar koydum. Her gün yazıyormuş gibi yazıyorum yazılarımı. Ama dediğim gibi hani Kafka kahramanları vardır ya. Olmayan işlere giderler. Ben de olmayan gazeteler ve olmayan şeyler için yazılar yazıyorum. Ama bazı internet sitelerinde de yayınlanıyor yazılarım. Yani şeyim şu anda okuyorum bol bol gayet iyiyim. Ee, yani bugün zaten şöyle bir şey var artık. Bugün herkes medya içinde. Yani Oğuzhan medya evet. başlı başına bir medya şimdi konuşacağımız insan. Herkes başlı başına bir medya ve bunlar içerisinde bazı insanlar sıyrılıyor hatta baya büyük medya haline geliyorlar. Dolayısıyla yani öyle hayatımda değişen bir şey yok. Sadece değişen şu var hayatımda 35 yıl kurumsal bir insan olarak yaşadım. Nedir kurumsal olarak yaşamak? Bir konfor alanınız var. Yani arabanız var, şoförünüz var, asistanınız var. Efendim sizin adınıza biletler alınıyor bir yere gidilirken, işte bir yere aradığınız zaman oluyor falan. Bunların hiçbiri yok artık. Mesela geçen gün cep telefonumu kendi üzerime geçirmek için, Hürriyet.com'dan, Hürriyet'in santralinden kendi üzerime geçirmek için bayağı e, gittim. Vodafone'un yetkilileri geldiler, konuştum onlarla falan. Kendime uygun paketler seçtim. Artık 74 yaşımda hayatımı kendim organize etmeyi öğreniyorum. Bu da güzel bir şey yani. Çok da geçmiş sayılmam yani. Peki bir gazetecin emekliliği olur mu size göre? Şimdi bakın sadece gazetecilik değil artık hayatta kimsenin emekliliği yok. Bence bu emekli lafını artık lügatlardan sözlüklerden çıkarmak lazım. Emeklilik diye bir şey yok. Yani bir işi yapmayı bırakabilirsiniz ama her insanın bugün artık yapacağı işler var. Dediğim gibi yani Instagram'dan bir görüntü paylaşmak, Twitter'a bir şey koymak, Whatsapp'tan gelen mesajları izlemek... Ne bileyim dünyanın çeşitli yerleri için streaming platform platformlarda kendinize müzik şeyleri yapmak. Yani artık bu bu yaştan sonra ben emekli kelimesinin artık demode olduğunu ve hayatta olan herkese asla ve asla emeklilik sıfatını veya neyse o zamir mi sıfat mı unuttum şimdi artık o neyse onu üzerine yapıştırmamasını tavsiye ediyorum. Böyle bir şey yok hayatta. Emekli. Emekli ne demek ya? Emekli ölümü bekleyen bir adamdır yani. Evde oturup binekleyip böyle ya da gidip çiçeklerle. Tamam küçümsemiyormuş bunları. Çiçekle uğraşmakta, bilmem ne de balıkçılık yapmakta, şu da bu da hepsi bunların çok güzel şeyler. Ama artık emekli olmadan her insanın hayatının son bölümünde de hiç olmasa bu dünyanın bazı meseleleriyle ilgili Yapabileceği işler vardır, yardımlar vardır. Ne bileyim yani küresel ısınma konusundaki bir kolektif harekete katılabilirsiniz, imza atabilirsiniz ve yazı yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. O yüzden ee, bence artık emeklilik diye bir şey yok. Ben emeklilik zaten öldüğüm güne kadar asla emeklilik kelimesini kabul etmeyeceğim yani. Şimdi bu soracağım soruları birazdan sevgili Oğuzhan'a da yönelteceğim çünkü şimdi bunlar çok önemli noktalara değineceğim ben. Şimdi ana akım medya, bir de yeni medya dediğimiz işte YouTube platformları vesaire başka platformlar üzerinden yapılan bir yayıncılık var. Siz ana akım medyanın en önemli temsilcilerinden bir tanesiniz. Oğuzhan da yine bu yeni medya dediğimiz akımın en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Ee, biz Ousan'ı çünkü YouTube platformunda tanıdık. Hani mesela sevgili Cüneyt Özdemir, sevgili Armağan Çağlayan da oradan yayınlar yapıyorlar ve hani geniş kitlelere ulaşıyorlar. Ancak onlar da ana akım medyanın e, içerisinden e, oraya transfer olmuş isimler diye özetleyebiliriz ama Ousan böyle değil. O yüzden onlar zaten belli bir tanınmışlık seviyesinden oraya geçtiler. Fakat Ousan oradan çok iyi bir ün ve çok iyi bir takipçi elde etmeyi başardı. Şimdi o yüzden ben şöyle düşünüyorum. İkinizin görüşleri çok önemli burada. Tam bir hani tarafını seçiyoruz ya biz tam bir tarafını seç yapıyoruz aslında bu akşam. Sizin başarınızda şu Ertuğrul Bey. Ben e, iki sene e, ana akım medyanın en önemli kurumlarından bir tanesinde yöneticilik yapıp sonra gerçekten oradan nasıl kaçtığımı bilememiş bir insan olarak bunu söylüyorum çok zor bir şey ve bir daha da hayatım boyunca medya yöneticiliği deneyimlemek istemiyorum çok açık bir şekilde söylemem gerekirse ve siz seneler boyunca bu söylediğim sakın yanlış anlaşılmasın koltuğunuzu korumayı başarmış bir insansınız bunu bir övgü olarak söylüyorum çünkü bu takım noktalarda o koltukları korumak gerçekten çok zor. E, sizin koltuğunuz, siz koltuğu korumayı başarsanız da ruh sağlığınız bazen yeterli gelmeyebiliyor. Şimdi ana akımda var olmak daha zor. Bizim zamanımızdan bu zamana baktığım zaman orada bir varoluş daha zor. Şimdi diğer platformda var olmak daha kolay der misiniz? Şimdi bir kere bir terminolojik düzeltme yapalım. Tabii. Sizin bahsettiğiniz şey ana akım medya değil olarak. Yani. Geleneksel medya. Geleneksel medya diyelim evet. Geleneksel medya. medya ve yani, yeni medya diyelim. Evet, yeni hı hı. medya demek lazım. Çünkü ana akım medya ana akım medya Türkiye'de kalmadı artık. Hı hı. Öyle bir medya yok Türkiye'de hı hı. yani. Ana akım evvelden Türkiye'nin merkez medyasını temsil eden bir hı hı. gazeteler grubuydu, bir televizyonlar grubuydu. Ee, başka da zaten e, alternatifleri yoktu. Yoktu. Şimdi bizim dönemimizde tabii ki e, yani hürriyet gibi bir kurumun başında kalmak kolay bir şey değil. Bunu kabul etmek gerekir. Ben orayın başına geldiğimde kendime en fazla 5 yıl bir süre biçiyordum. Ve zaten 5 yıldan sonra da kalmaması gerektiğini düşünüyordum e, insanların. Bir takım olaylar oldu falan ben e, kaldım. Ama büyük gazetelerin başında kalmak gerçekten zor bir şeydir. Niye derseniz gazetecilik mesleğinin doğasında bir şey var. Yani devamlı böyle haberle dedikodu ve her şeyi merak etmek, bilmem ne yapmak bu. Bir de Türkiye'nin buna e, rekabette rekabette gerçek değerlere bağlı olmadan başka bir takım ilişkileri, şunları, bunları devreye sokarak insanları elemine etme psikolojisine psikolojiste girince orada kalmak kolay olmuyor. Şimdi ben bunu çok açık bir şekilde bir gün ifade ettim fakat beni yerden yere vurdular. Şimdi gene söyleyeceğim gene yerden yere vuracaklar. Vursunlar ama artık yerden yere vurdular. Zaten çıktı. Şimdi ben o zaman dedim ki ben bir jonglörüm dedim. Birçok topu elimde elimde oynatıyorum dedim. Hatta dedim dansözüm dedim. Yani niye dediğimi de anlatayım. Çünkü gazetecilik dediğimiz şey aslında bir genel yayın yönetmeninin günlük mesaisinde yüzde onundan fazlasını almayan bir şey. Geriye kalan iş insan ilişkilerini yönetmek. Şimdi artık gazetelerde bu kalmadı. Daha şanslılar. Daha şanslılar. Çünkü bizim dönemimizde köşe yazarlığı denilen ve insan egosunu kulaklarından fışkırtan bir meslek vardı. Ve bu mesleğin egosu çok gelişmiş devleri vardı. Kendilerini gazetenin üzerinde gören, marka olarak daha büyük gören ve o egolarıyla yaşayan insanlar vardı. Ve o ego dışarı çıktığı zaman yani şişeden çıkmış cin gibidir o. Bir daha da onu geri sokmak, o kulakların içine onu böyle o egoları beynin içine tekrar sokmak mümkün değildi. E bunları yönetmeniz lazım. Bu egoları da yönetmek sizin görevinizdi yani. yani siz onların kaprislerini, şunlarını, bunlarını... Onların getirdiği yükler var. İktidarlarla, siyasetçilerle, şunlarla, bunlarla onlardan şikayetleri siz göğüslüyorsunuz eticede. Onlar bazılarının telefonları da bile çıkmıyorlardı çünkü yazıyor geçiyor ben yazarım geçerim diyordu. Sonra siz muhatap oluyordunuz. Ondan sonra patronlar bunların bedelini ödüyordu. Yani böyle de bir şey de vardı. Ee, bunun dışında okurlarınız var. Okurlarınızın da yönetimi lazım. Onların ruhsal haline aidiyet duygularını, gazeteden beklentilerini ve bunu yaparken de aynı zamanda o gazeteye bir modernizasyonu getireceksiniz. Gazete okurları çok muhafazakar insanlardır. Siyasi olarak demiyorum. Yani hürriyetin bir logosunu değiştirmek bize çok ağır patladı. O kadar tepki geldi. Halbuki şimdi eski logoyu koyduğunuz zaman o kadar ilkel duruyor ki. Değişmesi gereken bir logoydu. Tabii bir de bunlara patronları ve ailelerini ekleyin. Haklı olarak onların da kendi beklentileri var, kendi arzuları var, kendi bakış açıları var. E bütün bunları bir kendi araya getirdiğiniz var. zaman bunların yönetimi kolay değil. Ben nasıl kaldım? Valla ben daha önce gidebilirdim ama tam 3. yılında zaten gazetenin eski patronu değişti. Aydın Bey geldi. Aydın Bey geldikten sonra e, çok iyi tuttu onunla şeyimiz. Aydın Bey gerçekten yani kabul etmek gerekir ki yeniliklere çok açık bir insan ve ben de gerçekten Değiştirmek istediğim şeyleri onun zamanda değiştirdim, onun onayını alarak yaptım ve değişik bambaşka bir hürriyete çıkardık ve bunun içerisinde de o jonglörlük orada kalmam, hürriyetteki yenileşmelerle beraber hürriyetin değerini bir 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 dönemde 1.8 milyar dolara kadar çıkardık biz. Yani hürriyeti ben o rock gittiğim zaman yurt dışında Amerika'da karşıma Ohio Ohio emekli öğretmenler fonunun yetkileri geliyordu. Ellerinde hürriyet kağıdı vardı. Amerika'nın Ohio eyaletinin emekli öğretmen fonlarının elinde hürriyetler hürriyet fon, e, kağıtları vardı. Şu an ne kadardır hürriyetin değeri biliyor musunuz? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Ben e, ben genel yayın yönetmenliğinden ayrıldıktan sonra hele hele gazete e, Aydın Bey'den el değiştirdikten sonra ne tirajlarla ilgili bilgi aldım, ne reklam gelirleriyle ilgili bir aldım, ne finansallarıyla ilgili bilgi aldım. Hiçbir şeyi de sormadım bunlarla hı hı. ilgili. O yüzden sorulduğu zaman da çok samimi olarak bilmiyorum diyorum. Hı hı. Yani çünkü gazetelerin sadece bunu tabii bir yer hakkında söylemem kesinlikle mümkün değil. Çünkü ben bilmediğim bir şey hakkında zaten yorum yapamam ama gazetelerin genel anlamda ve televizyonların değeri çok düştü zaten. Ve bunu yapan da işte yeni medya dediğimiz şey. Ee, yani çünkü o kadar fazla insana ulaşabiliyorlar ki e, çok e, değişik bir şekilde çok ilginç bir kitleleri var birazdan Oğuzhan'dan da sevgili Oğuzhan Uğur'dan da dinleyeceğiz bunu siz peki şimdi şuraya geliyorum zorlukları anlattınız çok zor bir şey şimdi mesela Oğuzhan Uğur özelinde değil ama genelinde şunu soracağım. Mesela onlar ne yapıyorlar? Oğuzhan Uğur'un da bir kanalı var YouTube'da bir kanalı var ve bu kanalda çok farklı içerikler üretiliyor, yok, bir diyorum. içerik yok. Yani bu bir televizyon kanalı aslında konseptinde oluşturulmuş bir format. Fakat hesap vereceği tek mecra kendisi. Yani aslında şuna baktığımızda Oğuzhan Uğur kendinin patronudur. Yani bir televizyonu vardır, çok izleniyor, Tabii. trendlere çıkıyor ve kendi patronu. Şimdi hesap vereceği tek mecra kendisi olan bir Kişinin yaptığı şey mi daha zor yoksa sizin yaptığınız şey mi? Yani geleneksel medyada var olmak, koltuğu koruyabilmek derken bundan bahsetmiştim. İkna etmek ve uğraşmak zorunda olduğunuz şeyleri biraz önce anlattınız. Şimdi tabii bireysel medyalar dediğiniz şey Hı -hı. doğru. Bence şu anda Türkiye'nin medya patronlarını say deseniz ben bu saydığının isimleri sayarım. Cüneyt'i de sayarım. Çünkü Hı -hı. Cüneyt'inki bir platform artık yani tabii. tamam mı? Dolayısıyla bu bir gazeteden öte bir şey onlar yani. Dolayısıyla... Yeni gerçek sadece Cüneyt değil. Ben başka birçok insanı da izliyorum bu şekilde ya. Yani Memduh Bayraktaroğlu var, Özlem Gürses var. Daha birçok e, insanı izliyorum. Armağan çok başarılı işler yapıyor. Evet, onun Ve de işin, çok büyüdü. bakın, Hı -hı. işin çok enteresan bir şeyi de var. Bu söylediğim insanlara da hemen herkes her çevreden insan konuşuyor. Ben Armağan'a çıkan insanlara bakıyorum. Birbiriyle hiç alakası olmayan yani Bülent Arınç'ından bilmem tam karşıdaki insanlara kadar herkes bunlara çıkıyor. Yani o kanallar artık bir kredibilite kazanmışlar. Halbuki bu siyasetçileri şu anda geleneksel medya diye kalan şeylere bakarsanız onların bir kısmına bir kısmı çıkmıyor. Ben ona asla çıkmam diyor. Evet. Öbürü zaten onu davet etmiyor. Hı hı. Davet etmiyor. Yani bazıları var Kemal onu davet etmiyor. Bazıları var e, evet. başkalarını davet etmiyor. E, Cumhurbaşkanı oraya gitmiyor, buraya gitmiyor. Dolayısıyla o geleneksel medya zaten siyasetçilerin tavırları nedeniyle parçalanmış durumda ve gelenek artık ana akım medya olmaktan çıkmış durumdalar. Her biri bir tarafın parçası haline geldi. Ama şimdi bireysel olduğu zaman da yine de patron olsanız da ne kadar küçük patron olsanız da küçücük bir dükkanınız bile olsa orayı ve oradaki müşterinizi yönetmek zorundasınız. Oğuzhan da yaptığı zaman programları onun kafasında kendisini seyredecek bir profil var. Herhangi bir profil değil o. O da o profilini yönetiyor ve iyi yönettiği için de başarılı oluyor zaten. Hedeflendiği profili çok iyi tayin ettiği, o dili kullandığı, o dile uygun davrandığı ve o ile o dile ve o insana uygun mecrayı kullandığı için o da yani o da başarılı olmak istiyorsa artık başarı sürekli değil. Kimsenin hiçbir şekilde sürekli başarısı yok başarı her gün yenilenmesi gereken bir şey. Sosyal medyada da böyle. Bir de sosyal medyada şöyle bir şey var. Takipçi sayınızın çok olması bir şey ifade etmiyor. Aynı zamanda angaje bir takipçi sayınızın olması lazım. Yani 5 milyon tane takipçiniz var. Sizi takip etmiş, basmış ama ne bakıyor size, ne bir mesajınıza cevap veriyor, ne sizinle evet. sizle ilgileniyor. Bu bu kıymetli bir takipçi değil. Dolayısıyla angaje edebilmesi için de onun da kendi üretmesi gereken bir şey var ve onu çok başarılı yapıyorlar ama şöyle bir şey var tabii yani iki ayrı nesilden söz ediyoruz. Ve dikkat edin artık sosyal medyanın da nesilleri var. Facebook yaşlı artık. Yani ben Facebook kullanan insanlara böyle demode diye bakıyorum. Evet evet. Benim benim torunum var. Benim torunum e-mail'i bilmiyor. Dahası Google kullanmıyor. Çünkü onun arama motoru YouTube. YouTube'dan doğru. buluyor her doğru. şeyini yani doğru, anladınız doğru, mı? Dolayısıyla o Oğuzhan'ı benden daha iyi biliyor. Zaten ben birçok YouTuber'ı ondan öğreniyorum. Ondan öğreniyorum. O bana söylüyor. Bak dedi diyor bu çok enteresan. 16 yaşında takip ediyor. Oğuzhan'ı da takip ediyor. Dolayısıyla e, iki ayrı orada da artık nesiller var. Yaşı, yani böyle artık eskiyen nesiller var. Şimdi başka bir şey gelecek. Metaverse dönemi başlıyor. Evet. E, metaverse e, bakın ilk başladığımızda neydi? Bir düşünün. ilk başladığımızda web siteleriydi. Web siteleri. Bugün web sitelerinin hiçbir anlamı yok Hiç sorarsanız. Hiçbir anlamı yok. Kimse tamam gidip bir şeyin web sitesine web falan baktı. Web sitelerine kimsenin baktığı Hı -hı. yok. Ondan sonra ne geldi? Ondan sonra bloggerlar geldi. Bloggerlar da yok bugün. Ondan sonra şeyler geldi. Ee, news letter denilen. Evet. Sonra streaming gelince podcastler geldi. Youtube geldi. Hepsi çok hızlı gidiyor. Şimdi metavers döneminde bu derinlemesine bir yere dünyaya girdiğimiz zaman acaba insanlar bu bizim iki boyutlu YouTube'la yetinecekler mi? Bambaşka, bambaşka bir şey. Başka bir şey o zaman oulsan da başka bir yere doğru gitmeye zorunda kalacak. Yani şu belki anda belki de şimdiden o çalışmalarını yapmıştır da bizim haberimiz bile yoktu... Var. Vardı e Vardır. Gülüyor. Tabii canım, Mutlaka vardır, vardır. Tabii. Yani, vardır eminim vardır zaten. Ben çünkü hayır bir de oulsan durduğu yerde durmayan bir adam, Ankaralı o. Ben o Ankaralıları bilirim. O çinçin Çin bağları dolmuşlarına binen insanların bambaşka dünyaları vardır, tamam mı? <laughs> o dünyada hepimiz oralarda bindik. Ayaklarımızın çamurları geldi oralara. Eee Ankara'dan çıkan çocukların hepsi çok yaratıcı insanlardır. Ben biliyorum onu. O bir tek yere durmuyor ki. Film yapıyor, müzik, şarkıları var. Şunu sorabilir miyim? E, şu şey e, bizi e, yani geleneksel medyacıları acaba kötü etkiledi mi? Güzel bir soru gelmiş. Diyor ki yeni medya sizin gibi duayen medyacıları nasıl etkiledi? İyi veya kötü? Şuradan soracağım. Az önce çok güzel bir şey söylediniz siyasetçiler anlamında. Şimdi siyasetçiler eskiden bizim programlarımıza gelmek isterlerdi. Fakat bu sosyal medyadan yayınlar çıkınca ve Z kuşağı orayı takip ettiği için şu anda da Z kuşağı yeni seçimlerde çok etkili olacağı için garip bir şey oldu. Mesela ben bir siyasetçiyi konuk etmek istediğim zaman Hmm, ne soracaksınız, öyle yapacak mısınız, böyle yapacak mısınız, <laughs> şu mudur bu mudur diye sorular alırken... ...ben hiç zannetmiyorum ki Oğuzhan'ın davet ettiği bir siyasetçi Oğuzhan'a desin ki... ...ay Oğuzhan ne soracaksın, diyemez, diyemez. Ama or oraya koşulsuz şartsız çıkıyorlar, bize gelirken biz e, afra tafra çekiyoruz... ...hatta küsüyorlar, birisini alıyoruz öbürü gelmek istemiyor, onu niye aldınlar, şunlar bunlar... Şimdi. Biz kötü etkilendik mi buradan yani geleneksel medyacılar olarak sizce? Şimdi geleneksel medyayı, geleneksel medyayı yapanlarla siyasetçiler birlikte el ele öldürdüler. Hı hı. Yani teamüden katlettiler. Bunda bizim de hatamız var ama bir şey söyleyeyim size. Zaten biz katletmesek teknoloji ve gelişme katlediyordu onu. Ama geleneksel medyada bunu çok iyi yapan var New York Times'ı ben hayranlıkla izliyorum hayranlıkla izliyorum. Yani artık Facebook, Facebook falan her şeyi açtı. New York Times'a girdiğiniz zaman sabah New York Times'ın içinden çıkmanız mümkün değil. Ve eminim o metavers döneminde New York Times anında başka bir şeye dönüşecek. Şu anda New York Times artık bizim bildiğimiz elimize alıp kağıt açılıp okunan gazete değil. Bir dünya oldu yani. Bir dünya oldu. Şimdi kötü etkilendik çünkü dediğim gibi kendimizi çok güçlü zannettiğimiz bir dönemden geliyoruz biz. Köşe yazarı böyle, böyle bir yani çok tabiri caizse şey yapacağım kendimi en başa koyarak ahmakça bir algılamamız vardı dünya ile ve kendimizle ilgili. Yazdığımız bir yazıyla dünyayı değiştirdiğini zanneden arkadaşlarımız vardı. Tamam mı? Yani böyle burnundan kıl aldırmaya falan. Neticede yaptığımız şey bir fikri yazmak. Ve fikir bugün o kadar artık o kadar sıradan bir şey ki. Geçenlerde ben torunumla konuşuyordum 16 yaşında. Bir şey anlatıyordum bana baktı dede benim de fikrim var dedi gitti. E şimdi var hakikaten onun da fikri Why? var ve benimkinden daha cazip fikirler var çoğu kez. Yani bunu kendimi küçülsemek için söylemiyorum. Ama yani ama şunu bilelim. Biz ne kadar hızla geleneksel medyada yaşlandık ve saf dışı olduysa bu taraf... ...bugünkülerde aynı hızla saf dışı olmayı hatta daha hızla saf dışı olmayı... E, Gözü alsınlar. O riski var. Yani uyamayanların. Çünkü her gelen yeni teknoloji kendisiyle beraber yeni bir algoritmik beyin getiriyor. O beyin, o beyin bambaşka bir beyin yani. Yani şey bugün gelmeden önce Doğan kitaptan çıkmış bir kitap okudum. Çok hoşuma gitti. Hatta yazarını da aradım, konuştum. E, Efe Efe Ayder diye bir çocuğun e, bir kitabı ne okudum? E, yazma teknolojisi o kadar güzel bir teknoloji ki böyle e, küçücük cümlelerle günce yazar gibi. Ama yani iki günde okudum kitabı bitirdim. Şimdi o kitap geleneksel bir kitap değil. Başka bir format. Hı Başka bir format yani. Dolayısıyla yani herkesin, format herkesin kendi formatı. Herkesin kendi ama şu artık var ki bence artık bu ülkede köşe yazarlığı diye bir meslek yok. İster kabul etsinler, ister etmesinler yani. Yani artık köşe, köşe yazarları köşe almadım. yazarları benim için artık her biri birer Kafka kahramanı. Her sabah çantalarını alıp olmayan bir işe giden insanlar. Yani buna ben de dahilim. Yani hepimiz dahiliz buna. Ama kendimizi köşe yazarı olmaktan çıkaracak yeni düşünce modelleri var. Var nasıl baktığımız farklı bir şey yapabiliriz mi yoksa bir tane birisi öldürüyor bir kızı. Hep beraber tepki veriliyor. Vay Allah belanı versin, şu yapsın, bu yapsın. Biz de okuyup bundan alıyoruz şeyimizi, günlük gıdamızı, nefret gıdamızı veya alkış gıdamızı. Yani alkış ve nefretten ibaret bir şey. O yüzden bu artık bitti. Şimdi 21 dakika oldu. O, Oğuzhan Uğur'a da vereceğim bu kadar süre. Yani ona da 22'ye geliyorum. Şunu soracağım son olarak. Oğuzhan burada bekliyor. Ee, peki şş, Oğuzhan Uğur gazetecidir? televizyon kanalı sahibi midir? Sosyal medya fenomeni midir? Şimdi bir kere bu sosyal medya fenomeni lafını ben hiç sevmiyorum. Yani fenomen, menomen falan bu güzel bir laf değil bunlar. Şimdi bu insanlar her biri bir medya elemanı artık. Medya insanı. Medya insanı artık iki taraflı bir insan. Yani sadece kendisi fikirlerini, binlemelerini anlatan insan değil. Aynı zamanda kendisi anlattığı şeyin objesi olan insan. Biz buna geçmişte gonzo gazetecilik diyorduk. Hunter Thompson zamanında çıkan yani klasik gazetecilik döneminde kendisini de haberin öznesi yapıp bu özne etrafında yeni bir taz geliştiren insanlara deniyordu bu. Ben bunu sitcom gazeteciliği anlatmaya çalıştım. Yani Hürriyet'in bütün yazarlarının her biri Aynı zamanda kişilikleri, renklilikleri, yaşama biçimleri hatta özel hayatlarıyla o yaptıkları gazeteciliğin parçasıydı. Şimdi Oğusan gibi insanlar, öyle insanlar. Hem bir kere çok multimedya onlar. Ya yani dediğim gibi müzik yazıyor, YouTube kanalı işletiyor, film senaryosu yazıyor, filmlerde evet, yönetiyor, şey bilmem ne yapıyor. Durmadan çalışan bir insan yani. Dolayısıyla bunları artık gazeteci demek yanlış bunlara. Gazeteci <laughs> değiller ama bunlar bu çağın Dediğim gibi sosyal insanları ve e, ama bir şey daha söyleyeyim bu çağda herkes bir sosyal insan ve her sosyal insan aynı zamanda küçük de olsa küçük de olsa yani her gün 30 kişiye giden bir whatsapp mesajı atıyorsanız siz bir habercisiniz bir sosyal medya insanısınız. İlle bunun 5 milyon kişi olması gerekmiyor. Peki köşe yazarlığı meslek değil Oğuzhan'ın yaptığı meslek mi? Vallahi ne derseniz deyin yani meslek deyin uğraşı deyin ne deyin ama meslek kelimesi artık eski bir kelime. Çünkü meslek bilmiyorum yani üniversitelerde bile meslek artık öğretilmiyor insanlara üniversitelerde. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir meslek kelimesi eski bazı kelimeler çok eskidi Peki. gazeteci kelimesi eskidi. Hı hı. Bana gazetecilikleri zaman ben gazeteci değilim diyorum. Hı hı. Sosyolog demeleri bana daha güzel geliyor yani anladın mı? Hı hı. Ama henüz adı bulunmadı onun o sosyal insanların adı nedir ama ona kısaca medya fenomeni diyorlar. Ben ben hiç sevmiyorum o lafı yani. Ben Oğuzhan'ın yerine olsam kendimi medya fenomeni olarak değerlendirmem yani. Hı hı. Başka güzel kendim. Yaratıcı bir insan. kendimi güzel bir insan soracağım şimdi. Geldi. Ertuğrul Beyciğim sizi tamam. kafsodaya doğru uğurluyorum. 24 dakika yaptık. Ben olsam da 24 dakikayı vereceğim. Tamam bunları bırakıyorum. Burada. Evet buyurun. Evet. Nasılsınız? Eyvallah teşekkür ederim. Aa Oğuzhan'cım seni görmedim ya kusura bakma arkadaş ya. Ben de dedim bir görevli geliyor diye şey yaptım kusura bakma. Sağ olun. Fazla harcama beni ha. Estağfurullah. <laughs> Sorulara bakalım. <laughs> Sevgili Osman Uğur hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum. Efendim nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Davetiniz Harika. için de çok teşekkür ederim. Ne demek çok memnun oldum e, geldiğiniz için gerçekten. E, az önce de söyledim. E, çok büyük bir başarı. Şimdi çok farklı işleriniz var tabii ki tanınıyordunuz ama geniş kesimlere ulaşmamız bu YouTube'la oldu tabii, değil mi doğru tabii, ben tabii, algılıyorum tabii, tabii. peki şimdi Ertuğrul Bey birlikte dinledik. <laughs> ee, öncelikle şuradan başlayacağım. Şu sosyal medya fenomeni işiyle başlayacağım. <laughs> evet sosyal medya fenomeni denmesinden hoşlanıyor musunuz size? Yani şimdi tabii insanların alıştır tabirler ve başlıklar var bunlara. Hani ben rahatsız olsam bile rahatsızlığımı dışa vurmuyorum açıkçası. Youtuber deniliyor, sosyal medya fenomeni deniliyor ama ilk başta internet hayatımıza girdiğinde internet üzerinden ünlü olan ve insanları konuşturan kişiler bu şekilde başlıklandırıldı. Başlıklandırılmış ve insanlar alışmış. Doğal olarak ben de çok rahatsız olmuyorum ama evet biz şu anda yeni medya temsilcisiyiz diyebiliriz kendimiz için, ekibimiz için. Evet. Şimdi buradaki en önemli ayrıntı benim için şu ee, az önce Ertuğrul Bey'e de söyledim hı hı. size de sormak istiyorum aynısını şimdi e, bu bizim geleneksel medyada barınmak birazcık zor. Çünkü bir takım farklı malum dengeler söz konusu. İşte ne Sezar'a yarandım ve tarzı durumlar oluşabiliyor ve hepimiz çok sıkça yaşadık. Özellikle yöneticilik koltuğunda oturmuş insanların başına bu tarz şeyler daha fazla geliyor. Ve o koltukları korumak biraz zor oluyor. Ama Oğuzhan Uğur kendi patronudur değil mi? Evet. evet. Anladım. Geleneksel medyada yer alsaydı Oğuzhan Uğur... Hı. Aynı şekilde davranır mıydı? Aynı rahatlıkta olur muydu? Aynı tarafsızlıkta olur muydu? Çok daha rahat olurdum aslında gene, geleneksel medyada çünkü ben kendi patronumum ama benim reytingimi belirleyen ya da bizim programlarımızın yönünü belirleyen izleyiciler an be an bize yorumlarını yazabiliyorlar, yorumlarını iletebiliyorlar. Bir kandırmaca yok ortada. Zamanında internette, YouTube'da ya da dijital mecralar da ilk başta çıktığında bu kandırmacalar elbette denendi. İşte sahte izlenmeler oldu, sahte takipçileri oldu. Böyle bir furyayla da karşılaştık biz. Fakat şimdi bugün geldiğimiz günde bütün sosyal mecralar, platformlar artık bunun da önlemini aldığı için biz birebir izleyicimizle muhatap oluyoruz. Yani biz kendimizi asla kabullendiremeyiz izleyicimize. Yani biz artık böyleyiz, bu kadar seviliyoruz diyemeyiz. Her program bizim için bir sınav. Çünkü bizim izleyicimiz Anında bize tepki veriyor. Fakat geleneksel medyada biliyorsunuz Twitter üzerinden şimdi insanlar konuşmaya başladı ama Twitter'dan önce geleneksel medyada benim boyun eğmek zorunda kalacağım kişiler patronlarım olurdu. Ya da siyasiler olurdu. Bilemiyorum artık. Doğal olarak biz şu anda aslında daha da zor bir iş yapıyoruz. Yani Hı. geleneksel medya teklifler de çok fazla geldi. Ama sanırım orada olsaydım daha rahat, daha kolay bir iş yapıyor olurdum. Ben öyle düşünüyorum. Hadsizlik etmek istemem ama. Estağfurullah. Mesela argo ifadelerin kullanılması, küfür edilmesi Hı -hı. vesaire gibi durumlar tabii burada pek mümkün e, olmuyor malum. Burada olmuyor ama burada öyle bir haber yapılıyor ki benim zannediyorum ya da benim gibi e, YouTube'dan, sosyal mecralardan iş yapan insanların ettiği ağız dolu küfürlerden bile daha ağır, daha üzücü oluyor. Çünkü burada bazen... Evet küfür edilmiyor evet çok ahlaklı ve düzgün konuşulması gerekiyor televizyonda geleneksel medyada ama bazen yukarıdan gelen bir haberle ya da yapmak zorunda kaldığınız bir haberle gerçekten sosyal medyada edilen küfürlerden çok daha ağır hasarlar bırakıyoruz insanlara bırakılıyor bunu gördüm şahit de oldum o yüzden söylüyorum. Yani bizim orada kendi dilimizle lisanımızla konuşmamız evde konuşur gibi sokakta konuşur gibi konuşmamız bir rahatlık evet ama bu rahatlık için sosyal mecralara da herhalde sarılınmaz ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Ee, geleneksel, e geleneksel medyada atıyorum işte sürekli taraflısın tarafsızsın tartışmaları yapılıyor. Sence elbette. koltuklar korunmak için taraflı olunuyor mu? Tabii ki elbette olmuyor. Hı hı. Yani bu zaten olmuyor desem çok büyük bir ya da başka bir ülkede yaşıyor olmam lazım bunu söylemem için ama bunu birebir gördük. Çok fazla gördük. Hı hı. Ee, aslında bizi var eden de bu olaylardı. Yani deniyor ya geleneksel medyayı dijital medya işte yeni medya mı bitiriyor internet mi bitiriyor? Hayır tam tersi internet medyası yeni medya aslında geleneksel medyayı çok iyi besleyebilen bir şey oldu artık. Yani şöyle düşünün internette yapılanlar genelde televizyonda konuşuluyor şu anda ve siz bile bu programda internet üzerinden işte şey alıyorsunuz yorum evet, alıyorsunuz evet, sürekli. Evet. An be an yorumlar alınıyor anketler yapılıyor aslında evet. siz... Çok güzel değerlendiriyorsunuz. Sizin programınız burada ne kadar izleniyor bilmiyorum ama program bittikten sonra ve YouTube kanalınıza yüklendikten sonra eminim burada izlen, izlenen kadar izlenecektir ya da daha fazla izlenecektir. Evet. Yani çok büyük faydası var geleneksel medyaya hı hı. dijital medyanın. Sadece dediğim gibi esnafçılık durumu çok ağır ön plana çıktı. İnsanların birbirlerine isimlerini, koltuklarını kayırma durumları çok ön plana çıktı. Doğal olarak kimse medya sektörüne hizmet etmedi. Herkes kendi isimlerine, kendi güçlerine ve manipülatif olaylara hizmet ettiler. İşte mesela düşünün ki şu anda para verip trend satın alabilirsiniz Twitter'da. Bilmiyorum artık bu kadar koruması yükseltildi mi belki yapılmıyordur ama çok yakın bir zamana kadar gördük bunu. İşte bot hesaplarla sizi gündemde bırakabiliyor Twitter. Fakat televizyon ve gazetede zamanında aynısını yaptı. Yani bir köşe yazarı hiç izlenmemiş bir dizi için Türkiye bu diziyi çok sevdi diye başlık atıp gazetesinde köşesine taşıdı o diziyi. Nasıl kaynaklarla, ne gibi ricalarla ya da anlaşmalarla yaptı onu tabii ki elbette ben bilemem. Ertuğrul Bey çok çok daha iyi bilir. Ee, çünkü o dönemin içinde yer alan bir insandı. Eminim kulağına gelmiştir böyle şeyler. Ama bir köşe yazarı zamanında şu anda Twitter'daki sosyal mecradaki o sahteciliği yapabiliyordu. ...izlenmeler, reytingler, televizyonlara bağlanan cihazlar işte biz Türkiye'nin birincisiyiz diye her kanal mesela zamanında ben o yılları da hatırlıyorum çocuktum ama hatırlıyorum. Her kanal biz birinciyiz diye reklamını yapıyordu kendi reklamını yapıyordu asla güvenilir bir kaynak yoktu. Gazeteler zamanında okunmayı bırakıp artık ansiklopedi vermeye başlamışlardı. Bugün bunu sosyal mecralardaki insanlar da sosyal mecralardan para kazanan insanlar da yaptı. Mesela çekilişler yapıldı insanlara telefonlar verildi hediyeler verildi arabalar dahi verildi. Gazetelere olanlar o insanlara da oldu. Aslında onlar da geleneksel medyanın zamanında yaşadıklarını taklit ediyorlar bugün. Yani bir şey bitmedi. Her şey birbirini besler medyada özellikle bence. Ama insanlar medya için bir şey yapmadılar. Kendileri için yaptılar. Bu yüzden de dediler ki A, az izleniyoruz. Neden? Çünkü artık internet var. Hayır efendim zamanında da insanlar e, seçenek arıyordu. Uydu bağlatıyorlardı evlerine. Yabancı kanalları izliyorlardı. Film kanalları izliyorlardı falan yapıyorlardı filan yapıyorlardı, yapıyorlardı. İnsanlar seçenekleri her zaman kendilerine yaratıyorlardı. Ama biz... İnsanların oh be televizyon izlemiyoruz artık bunları izliyoruz diyebileceği bir seçenek değildik Bunu geleneksel medyanın başındaki insanlar kendilerine kendileri yaptılar. Köşe yazarlığı diye bir meslek yoktur dedi Ertuğrul Özköy. Katılıyor yok, musun? Evet Hı -hı. katılıyorum artık yok. Gazete okuyor musun? Gazeteleri artık ambalaj olarak kullanıyoruz. Hı -hı. Türkiye'de birçok insan da bunun için kullanıyor sanıyorum. 2013'lü yıllarda gazeteleri evlerin önüne kadar dağıttılar. Çünkü gazeteden para kazanmak artık bir mesele değildi sadece tek olayı propagandaya dönmüştü bir dönem gazetelerin bazı gazetelerin. Şimdi hepsini zan altına bırakmayayım bu söylediklerimi ama doğal olarak gazete okumak, işte gazeteden haber almak, gazetedeki haberi paylaşmak gibi bir durum da söz konusu olmadığı için artık bence tamamen prestij için devam eden bir olay şu anda. Peki köşe yazarlığı yazarlığı yapanlar sence ne yapıyorlar? Yani hani suya yazmak gibi bir şey mi? Yani hani bir Hayır etkileri elbette. kaldı mı? Yani şöyle düşünün etkileri elbette var ama o etkiyi yine Twitter'dan görüyorlar ya da sosyal platformlardan görüyorlar. Gazetede yayınlanmış yazısını insanlar gazetede okuttuklarından fazla dijital mecralarda okutabiliyorlar. Ya bugün birçok köşe yazarını ben halen takip ediyorum mesela ama nereden takip ediyorum? Gazetelerini alarak mı? Hayır. Twitter'da zaten gazetelerinin internet sitesi o yazıyı yayınlıyor. Doğal olarak biz de gidip o yazıları okuyoruz. Çünkü dediğim gibi çanta vererek, ansiklopedi vererek insan topladı zamanında gazeteciler. Bugün fenomenler de işte bazıları aynısını yaptılar. İnsanlar onları sevdikleri ağızlarından çıkacak cümleleri duymak istedikleri için takip etmediler. Bir çıkar sonucu takip ettiler. Bir şey kazanacağız diye takip ettiler. Aynı hataları dijital medyadaki insanlar da şu anda yapıyorlar ama biz Babala TV olarak mesela kanalımız olarak geçmişi gerçekten çok iyi okuyoruz ve en azından yarın için bunlarla ders çıkar, bunlardan ders çıkartıyoruz kendimize. Yani o yüzden köşe yazarları benim için çok duygusal bir konu. Yani gazetedeki köşe yazıları okuduğumuz dönemler, çok küçüktüm tabii ama şimdi evet hiç gazeteden okumuyoruz. Hepsi yine dijital platformlarda. Hiç artık yani artık bir şeye de yön verilmiyor oradan diyebilir miyiz? Veriliyor aslında tartışmalar artık istedikleri şekilde tabii ki eskisi gibi değil yani. yani düşünsenize zamanında mesela çok ünlü insanlar ünlü olduklarının farkındalar çünkü sokağa çıktıklarında herkes onlarla fotoğraf çektiriyor şimdiki gibi telefonlar da böyle kırt 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 kırt, kırt makineyle fotoğraf çektiriyorlar. Onlar da dediler ki zamanında gazeteciler için de maalesef bunlar geçerliydi İşte şarkıcılar film oyuncuları aktörler aktrisler için de bu geçerliydi diyorlardı ki biz. Bu memleketin çok tanınan bir yüzüyüz. Bizi çok seviyor bu halk. Çünkü sokağa çıktığında herkes benimle fotoğraf çektiriyor dediler. Sonra Twitter çıktığında o halkın onlarla ilgili gerçek düşüncelerini öğrendiler. İşte orayı da ilk başta manipüle edemedikleri için geleneksel medyaya yönlendiler. Ve devamında aslında ben hala gazetede kaldım mesela. Yani düşünürsek çok özlemişim. Sorduğunuz soru da mesela köşe yazarlarını alıp gazeteleri üst üste koyduğumuz bir dönem vardı. O dönemi özlediğim için işte bugün ikisini eşleştiremiyorum ama benim eşleştirememem tabii ki duygusal. Normalde hepsi birbirini destekliyor. Önceden şöyle bir şey vardı. İşte e, ünlü insanlar Hı -hı. az önce sizin bahsettiğiniz şey çok ulaşılmazdı. Hı -hı. Yani onlarla o fotoğrafı çektirebilmek bile çok büyük bir olaydı. Elbette, çok büyük bir sorundu. Elbette. Artık herkes çok ulaşılabilir oldu. Hı -hı. Ve bu aslında bu yeni medya dediğimiz e, olaydan sonra da birazcık çıkmaya başladı. Hı -hı. Artık az önce de söylediğiniz gibi mesela Twitter'dan Instagram'dan olumsuz bir görüşünü herkes çok ünlü bir isme belirtmeye Hı -hı. başladı. Ve herkes bu etkileşim içerisine girmeye başladı. Mesela Önceden e, bir ünlü görüldüğü zaman insanlar önce bir çekinirdi bir şey söylemeye. Ben de çocukluğumda, küçüklüğümde veya gençliğimde çok ünlü isimle karşılaştığım oldu. E, böyle yani çok sevdiğim birisini gördüğüm zaman da bir şey söyleyemezdim. Şimdi ben mesela geçenlerde ben Bursa'ya gittim. Benim hmm. memleketimdir. E, yürüyorum sokakta. "Buket, buket ne haber?" diye bağırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> senden ne haber?" dedim. Hani çünkü neden? Belli ki Instagram'dan bir yerden takip ediyor. O kadar içselleştirmiş ki artık. Bu bir sorun mu sence yoksa iyi bir şey mi? Yani bu aslında iyi mi kötü mü diye tartışılacak bir durum değil. Siz mesela evinizden fotoğraf paylaşıyor musunuz Instagram'ınızda? Evet. Tamam ya o insanları evinize soktunuz artık. Daha önce siz onların evine giriyordunuz doğal olarak insanlara nasıl hitap edeceğinizi tabii ki televizyondaki bir hitap gibi olmuyor sokakta hitap ama siz belirliyordunuz. Şimdi onlar belirleyebilir çünkü onlar artık sizin evinizi gördüler. Evcil hayvanınızı gördüler. Kıyafet değiştirdiniz onu gördüler. Kullandığınız ruju gördüler. Doğal olarak siz insanları evinizin içine dahil ederseniz onlar da sokakta size evlerinin içinde oldukları gibi davranırlar. Bence bu tehlikeli iyi ya da kötü diye değerlendirilecek bir durum değil. Bu tamamen sebep sonuç ilişkisi. Şunu kötü hissettiğiniz oluyor mu? Mesela işte e, hazırda geleneksel medya bitiyor diye konuşuyoruz ama geleneksel medyadaki isimler işte daha saygı değer bulunurken işte bana niye sen gelip sosyal medya fenomeni diyorsun? Ben demiyorum bu <laughs> arada diyenler <gülüyor> için. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Bana niye sen gelip sosyal medya fenomeni diyorsun? Ben onun kadar kıymetli değil miyim? Günün sonunda benim tirajım daha yüksek. Mesela işte sizin YouTube'da bir videonuz mutlaka trendlere giriyor. Ben görüyorum <gülüyor> yani <gülüyor> mutlaka trendlerde. Şu anda sizinle bu yayını yaparken trenddeyiz biz mesela. Hı hı. Mutlaka yani. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka giriyor. Ama mesela şimdi e, geleneksel medyadan birisi girmiyor diyelim ki. İşte bu hani e, size kendinizi kötü hissettiriyor mu? Hiç hissettirmiyor. Çünkü nostaljik bir sevimlik var durumda. Hı hı. Yani bugün 90'larda ünlü olmuş insanlar benim için gerçek ünlülerdir. Hı hı. Çünkü Ertuğrul Bey programın başında dedi ya başarı devamlılık gerektiren bir şeydir. Ama ...90'larda ünlü olmuş insanlar... ...bizim anılarımıza, geçmişimize... ...ailemizle aynı televizyonu izlediğimiz dakikalara... ...bir kere dokundular. Onları nasıl ailemizle geçirdiğimiz o zamanları unutamıyorsak... ...elbette onların değerini de... ...küçümseyemeyiz. Bugün... ...birisi 10. kattan atlayarak da... ...benim takipçi sayıma ulaşabilir. Bugün birisi kendini parçalayarak da... ...benim takipçi sayıma ulaşabilir. Yani takipçi sayısı... ...yine Ertuğrul Bey'in Bey söylediği gibi... ...eğer vasıflı değilse... ...pek bir şeye yaramıyor. Ve benim 10 milyon takipçim var... Bakın bu adamın 1 milyon takipçisi var ama ona ünlü deniyor, bana fenomen deniyor diyemezsiniz. Öyle bir konu söz konusu değil. Çünkü dengeler çok hızlı değişiyor sosyal mecralarda. E, o dönem ünlü olmak daha mı zor? Bu dönem daha mı kolay diyeceğim? E, Aleyna Tilki ile Tarkan mesela karşılaştırırsak. Hı. Yapılan işin kalıcılığı, sahip olunan şöhretin devamı açısından hani farklar görebiliyor musunuz? E, ünün kalıcılığı Aleyna Tilki için mi daha kolay, Tarkan için mi? Elbette yani şimdi... Bu kıyaslama bile bana çok acayip geliyor. Çünkü Tarkan'ın yeri çok bambaşka. Bizim hayatımızda yeri çok başka. Ben Tarkan'la aşık oldum, Tarkan'la acı çektim, Tarkan'la çok eğlendim mesela. Elbette Aleyna'da birçok insana şu anda bunu yapıyor ve bence de olmalı. Ben bunu daha önce bir programda söylemiştim, sevgili Okan Bayülgen'in programında söylemiştim. Neden bir Tarkan'ımız daha olmasın, neden bir starımız olmasın, neden yurt dışında dinlenmesinde gurur duymayalım, neden sürekli eleştiririz? Demiştim elbette ama ben yine de e, bu kadar kıyaslanabileceklerini düşünmüyorum. Evet şimdiki dönem, mecra çok daha zor. Çünkü dediğim gibi artık birilerinin birilerinin tanımasına ihtiyacı yok şarkılarını çıkartmak için. Bugün evindeki küçücük odasında şarkı yapıp bilgisayarıyla, bozuk, kırık dökük bilgisayarıyla şarkı yapıp... ...koca koca stüdyolarda şarkı yapmış insanlardan fazla dinlenen, fazla karşılık bulan gençler de var. Doğal olarak artık onların un kapanının kapısında beklemek zorunda olmadığını bilmek ve onların... Her an her yerden kendilerini gösterebilecek olmalarını bilmek zaten aradaki farkı çok kısaca özetliyor. Geçen haftalarda Cenk Eren bu programda dedi ya. Selamlar. Ee, <laughs> selamlar evet. Eskiden ünlü olanlar dedi, şarkıları çaldılar çaldılar dedi, geldiler burada yaptılar. O dönemde dedi internet mi internet yoktu dedi. Hı hı. O şarkıların çalıntı olduğunu da kimse bilemedi dedi. Tabii, Şimdi olsa tabii. bunlar ünlü olamazdı dedi. Şimdi bu 90'larda ünlü olmuş olanlar dediler. Bir de dedi ki, bir takım ilişkilerle ünlü oldular dedi. İşte gazete patronları ile arası iyi olanlar, şunlar arası iyi olanlar, bunlar arası iyi olanlar dedi. Bu ilişkilerle ünlü oldu bu insanlar. Hadi bakayım şimdi olsunlar da görseydik dedi. Evet. Katılıyor musunuz? Yani yani tamamını altına imza atarım diyemem. Hı hı. Ama genel olarak bakarsak bu cümle katılınmayacak bir cümle değil. Hı hı bu memlekette bizim internetimiz yokken ya da yurt dışına kolayca çıkıp seyahat edebilecek durumumuz yokken ki biliyorsunuz bu ülke 20 yıl evvelinde dahi yurt dışına çıkanlara o demiş bir ülke. Kolay değildi yani. Tabii. Biz kendi içimizde kendi mahallemizde o kadar hapsolmuştuk ki belirli konulara. Bugünü Twitter'ıydı işte mahallede konuşulan sohbetler falanlar. Bazı parası olan insanlar gidiyordu yurt dışından Yurt dışında yapılan stand-up'ları çalıyordu, geliyordu burada yapıyordu, adamları herkes alkışlıyordu. Yurt dışındaki şarkıları alıyorlardı, düzenliyorlardı burada, herkes alkışlıyordu. Doğal olarak birinin YouTube'a, Google'a girip ya bu adam bu şakayı yaptı ama bu şaka onun mu diyebilecek ya da bu şarkıyı söylediler ama bu şarkı onun mu diyebilecek bir mecraları yoktu. O yüzden şimdi burası er meydan oldu. Katılınmayacak bir cümle değil. Tamamını olmasa da yani o bağlantılar, ilişkiler herkesin günahını almamak lazım. Yani sonuçta ki. memlekette gerçekten hakkıyla işini yapmış, hepimizin çok sevdiği halen de sevmekte olduğu birçok isim var. Ama tabii ki gidip de e, arasını iyi tutarak bazı insanlarla bir yerlere gelmiş ya da yurt dışından alıp alıp buraya uyarlamış birçok para kazanmış ve halen de ünlü diyebileceğimiz insan var. E, mesela şey sana garip geliyor mu? Biz işte ben çocuktum. Biz yaşı... Kaş... 84'lüyüm ben. Ben de 85'liyim. Yaşı tutuz diyebiliriz. Ben. Şimdi e, biz büyürken işte Gülben Ergen'le Hülya Avşar takışırdı. <laughs> evet. Şimdi geçenlerde yine böyle bir e, atışmalarına sahne oldu magazin basını. İşte o bir şey demiş öbürü benim o ilgimi çekmiyor demiş. Öbürü modası geçmiş mi demiş tam bir şey olmasın. <laughs> Ondan sonra e, ben de düşündüm dedim ki sene oldu 2022 hani hala <laughs> hala dedim yani ünlülerimiz aynı. Alttan yeni nesil iyi gelemiyor mu yoksa gelenler çabuk sönüyor mu nasıl değerlendiririz? Yok efendim bu yine geleneksel medyanın işte aralardaki ilişkiler, tanıdıklar falanlarla olan bir şey. Yani biz yıllarca mesela çok sayılı insan izledik televizyonda. Yani o dengeleri kim yaratıyorsa şu anda da aynı dengeleri yaratmaya çalışıyor ama tabii ki toplumda çok da karşılık görmüyor. Görüyordur. Ev hanımları doğal olarak çocukları okula gönderip eşi işe gönderdikten sonra evde kalan hanımefendilerin izledikleri o geleneksel medya tartışmaları elbette onları izlediği için devam edecektir. Ama o tartışmalar bile insanların Instagram'dan ya da Twitter'dan birbirlerine ne dedikleriyle alakalı. Yani hala onları mesela siz bunu söylediniz ben şu anda duyuyorum. Eğer çok büyük bir olay olsaydı elbette ben de biliyor olurdum. Demek ki çok da büyük bir olay değilmiş. <laughs> siz bir medya patronu olsaydınız <laughs> kurumunuzda Oğuzhan olsa Orun çalışmasını ister miydiniz? Yoksa ya benim başımı şimdi belaya sokar hiç gelmesin der miydiniz? Kanal D bana talk show teklif ettiğinde ve ben Kanal D'nin önünde bir fotoğraf paylaştım. Sadece bir fotoğraf paylaştım. Ne yapacağımı söylemedim, program yap yapmayacağımı da söyledim. Kanal D'nin önünde bir fotoğraf sadece o fotoğrafı paylaştım diye 3500 tane mail gitmiş Kanal D'ye. Bu adam gezicidir, bu adamın ne işi var orada, bu adamın ağzı bozuktur diye 3500 mail almışlar. Elbette sonra devam etmek istediler ama sonra işte yönetimlerde işte şunlar oldu biz de zaten istemedik konuyu. Çünkü öyle toplantılara girdik ki geleneksel medyayı öyle uzaktan izlediğimiz gibi bir şey olmadığını daha yakından görmüş olduk o toplantılarda. Bize söylenen verilen telkinlerde. Ee, ne yapıldı onu söyleme bunu söyleme oraya girme buraya tabii girme tabii. Falan, yani falan ben mesela Öyle mi? elbette alırdım <laughs> benim gibi birini çünkü biz şu anda televizyon hitini geçiyoruz <laughs> sosyal medyada YouTube'da yani San Francisco menşeli bir şirketten yayın yapıyoruz ve baya Türkiye'de herkesin evine lap, lap 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 açılan ekranların izlenme oranını geçebiliyoruz doğal olarak akıllı bir adam olarak tabii ki beni işe alırdım <laughs> şu anda istiyor musun bir hani geleneksel medyada bir şey yapmak? Şu anda istemiyorum çünkü bu yıkıntının altında kalanlardan biri olurum diye düşünüyorum. Bu bir sarsıntı, yani sarsıntı her zaman vardı medyada. İşte artık dizilerin konuyu ele geçirdiği bir medya var, geleneksel medya var. Prime Time'ı, 1'i, 2'yi, 3'ü aldılar. Talk show'ları daracık bir yere sıkıştırdılar. Talk show'lar halkın çok izlediği programlar olmasına rağmen yayından kaldırıldılar. Yerlerine yine dizi özetleri geldi. Çünkü diziler yurt dışına da satılıyordu. Yani konu yalnızca ekonomiye bağlandığı için medyada şu anda. E habercilik de malum maalesef bizim gördüğümüz habercilik şu anda. E, işler acısı biz öyle düşünüyoruz. İnsanlar zaten haberlere çok fazla... Kıymet vermedikleri için sosyal mecralardaki haberciler daha yüksek hit alıyorlar şu anda. Doğal olarak şu anda istemezdim. Çünkü belli ki bir şeyler sarsılıyor. Yıkılır yıkılmaz onu bilemem ama yıkılırsa altında kalmak istemem açıkçası. Hı hı. Ee, yayınlarda çok küfür ettiğin yönünde bazen bir takım eleştiriler hı hı. Evet. geliyor. Bunu e, neden yapıyorsun Neden yapıyorsun? Neden de ağzım bozuk senin? Niye ağzım bozuk Selim? Yani. yani tabii bir şairin de biliyorsunuz bir lafı var ama burada da söylenmiyor işte. Keşke söylesem yani bunca şey arasında. <laughs> Yok ama da onu tweet atsınlar. <laughs> Twitter'dan yardım isteyeyim. Elbette ilk başta çok fazlaydı. Çünkü bizi kimin izlediğiyle alakalı bir fikrimiz yoktu. Mesela herkes şey zannediyor şu anda. Z kuşağı izliyor sadece. Youtuberları sadece çocuklar izliyor. Hayır efendim bayağı sokakta 60 yaşında insanlar çeviriyorlar beni. Kadınlar, teyzeler, amcalar, dayılar çeviriyorlar beni. Bir taksiye biniyorum. Taksici Odası Derneği Başkanı ile ilgili adam şikayetini söylüyor bana mesela. Doğal olarak bir gün Beyazıt Öztürk'ün, sevgili Beyazıt'ın şovuna çıktım. Beyaz şova. Fatih Erkoç da konuktu. Beyaz da abi hep şey dedi bize. Dedi ki ya seni çok çoluk çocuk izliyor ama falan filan. Dedim ki yok abi aslında öyle değil. Çok genel ve geniş bir skalamız var dedim. Sonra unuttu. Bir daha dedik ya dedi sizi çoluk çocuk izliyor. Fatih Erkoç araya girdi. Dedi ki bir dakika dedi Beyaz ben de izliyorum dedi. Ben de aboneyim dedi. Yani bizi her kesimden insan izliyor. Evet ilk başta Z kuşağı tabii ki bizden çok daha bilinçli ve akıllı olduğu için sosyal medyaya Hızlıca ayak uydurdular. Birçok insan da sosyal medyanın yükselişini görüp onu bir reddetti. Geleneksel medyadaki birçok insan reddetti. Hatta bize dediler ki ya saçma sapan yayınlar sadece çocukları izler dediler. Ama sonra çıkıp kendileri de kanal açtılar. Doğal olarak kabullenmesi zordu. Ama e, yani bizi mesela çoluk çocuk izlemediği için... Herkes izlediği için üslubumuzu daha farklı bir yere elbette biz de taşıdık. Elbette bize kimse demedi ki sizi milyonlar izleyecek. Kimse bu beklentiyle de girmez aslında bizim yaptığımız işe ama ben kişi olarak Oğuzhan olarak değil de Babala TV olarak konuya dahil olduğum için birçok farklı format olduğu için, haber programları da olduğu için, yarışma programları da olduğu için elbette artık üslubumuz eskisi gibi değil. Hı hı. E, Ertuğrul Özkök mesela e, Babala TV'ye gelip program yapsa ister misin? Yani Ertuğrul abi gerçekten inanılmaz bir zeka. Ee, gelirse sanırım hepimiz işimizden oluruz. O yüzden istemem kendisi İstem bunu saygısızlık <laughs> olarak adetmesi. Yani istemem çünkü kendisiyle ilgili benim zamanında çok büyük araştırmalarım olmuştu. Yani geçtiği yollar orada siz dediniz ya biz iki sene zor dayandık. Siz evet. yıllardır bu işi yaptınız diye yıllarca o işi yapmasına sebep e, hamleleri de gördük. Çok kızdık hı hı. bazen. Hatta çoğunlukla ben mesela Ertuğrul Bey'e çok kızdım zamanında. E, tabii tabii yani çünkü ben Hı -hı. geçmişi bilen geçmişle çok ilgilenen biriyim ki yarını öngörebileyim diye. Ama elbette şu anda mesela bugünün şartlarına bakınca, konuşmalarını duyunca sanırım birazcık kendini işin içine katmadan öz de yapıyor. O yüzden bizim kanalımıza gelirse biz çok güçlü olurlar. Yani biz Ertuğrul abinin gücünün altında eziliriz. <laughs> <laughs> Aa, anladım. Bir iş teklifi yok yani Ertuğrul Bey'e. Estağfurullah. <gülüyor> Kendi, <laughs> Kendi YouTube'unu açsın. İş teklifi ne demek? <laughs> <Şanlı>, Şaka diyorum. <Estağfurullah. gülüyor> <laughs> Kendi YouTube'unu açsın. Ertuğrul Özköklü'ye olsan o. <laughs> e, 23 dakikamız doldu. Nasıl Eşit... doldu? Hiçbir şey konuşmadık şu anda. Gerçekten Ben merhaba dedim gibi hissediyorum şu anda. Ay neler söyledin. Neler neler Gerçekten. söyleyecektim. Ben aşağıda neler hayal ettim. Demek ki o oda illüzyona sokuyor insanı. E, o oda çok fena. Çok acayip. Çok özür dilerim. Ama bir 20 dakikamız daha olacak. Ama öncesinde. Evet şimdi Ertuğrul Ruhul alacağım sonra tekrar tamam. e, sizi bir 20 dakika alacağım. Kısa bir ara ardından buradayız. Sen pırlantasın. Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Koçak. Bir kart çıkar, işler büyümeye başlar. Kuveyt Türk ticari kartlarının avantajlı kar oranlarından yararlanabilir. Harcamalarınızı taksitlendirebilir ya da 6 aya kadar ödemesiz dönem imkanından faydalanabilirsiniz. İşletmenize uygun kartınızı Kuveyt Türk şubelerinden anında çıkartın, işinizi büyütmenin keyfini çıkarın. Kuveyt Türk. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbullu. Sen pırlantasın. Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Koçak. Para nasıl değerlendirilmeli? Yatırım nasıl yapılmalı? Birikimler nasıl korunmalı? Ekonomist, akademisyen, profesör doktor Ege Yazgan, ekonomist Aysun Karaytu, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekonomist Mert Yılmaz muhabbet kralında tartışıyor. Okan Bayülgen'le muhabbet kralı bu gece 00'da Haber Global'de. Sen pırlantasın. Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Koçak. Senin senliğinde başka bir sen gizlidir. Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat yıl dönümünde Konya'ya davetlisiniz. Sinemaksimum'da kış hediyelerle başlıyor. CGV Sinema Club üyelerine özel kampanyaya katıl. Aldığın her bilet için Trendyol'dan toplamda 15 TL'lik hediye çeki, MoviePass hediye kartı ya da kova menü kazanma şansı yakala. CGV Sinema Club sen pırlantasın. Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Koçak. Ben Maran'ın ardından tekrar birlikteyiz. Sayın Ertuğrul Özgök bizimle birlikte yeniden. Şimdi Ertuğrul Bey şunu soracağım size. Az önce siz yukarı doğru gelirken ben o dedim ki, eğer ki dedim e, Ertuğrul Özgök Babalı TV'de olsaydı ne olurdu dedim. O da dedi ki e, bizi işimizden ederdi dedi. Çünkü hafif bir e, öz eleştiri de yapıyor kendine ve o dönemleri anlatsaydı biz dedi bunun ağırlığı altında çok ezilirdik dedi. Böyle de güzelce de güldük karşılıklı. Ama velakin şöyle bir şey söyledi. Ben dedi Ertuğrul Bey'i çok e, uzun zamandır takip ediyorum ve hani geçmişe yönelik de çok takipte bulunuyorum dedi. Hani e, bu işimin inşasını yaparken. Ertuğrul Bey'e çok kızdığım zamanlar da oldu. Çünkü dedi kendisi koltuğunu korumak için e, yaptığı manevraları da gördük dedi. Ve ona o dönem kızdığım zamanlar da oldu. Çok başarılı, duayen bir isim. Bunun altını çiziyorum. Ama çok kızdığım, çok hani söylendiğim zamanlar da oldu dedi. E, Oğuzhan Uğur doğru söylüyorum değil mi? Kafanı sallarsan evet tamam. Çünkü hani yanlış bir alıntılama yapmış olmayayım. Ne diyeceksiniz? Ya Şimdi Oğuzhan Uğur'un bana kız, kızmadım deseydi inanmazdım. Çünkü ben genç yaşlarda onun yaşlarında Abdü İpekçi'den nefret ediyordum. Genç bir çocuk olarak. Hakikaten Abdü İpekçi deyince benim gözümde aynı benim şu andaki durumu benim gözümde o zaman temsil eden bir insanım. Ama sonra yıllar geçti geldim gördüm yaptığı işlere baktım. Bu yaşıma geldiğimde şimdi Abdülpekçe'ye bambaşka türlü bakıyorum. Ama normaldir bu. Yani bir e, şey söyleyeyim size. Bakın ben çok risk alan ve cesur bir insanım. Şuraya gelmek de benim için cesur ve risk şeyi. Çünkü Oğuzhan gibi bir çocuğun karşısına çıkmak böyle bir şeyde yani gerilemekte olan, bitmekte olan bir medyanın temsilcisi olarak çıkmak o kadar kolay bir iş değil. Anladınız mı? Ama şu var, genç insanlar kızacaklar. Bana bir gün bir üniversiteye gittim, üniversitede bir genel ayrıldıktan sonra şey yapıyoruz, e, böyle bir toplantı yapıyoruz. Ben de onlara anlatıyorum falan ve oradan en önden bir çocuk kalktı. Siz dedi, bizim önümüze gelip böyle konuşmaya utanmıyor musunuz? Dedi. Aynen bu ifadeyi söyledi bana. Çocuk karşımda duruyor, genç bir çocuk. Dedim ki diyelim ki utanıyorum dedim. Ama geldiğime göre demek ki utanmıyorum dedim. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Bak dedim ben siyasal bilgilerde okurken dönemin başbakanı Süleyman Demireli okula geldiğinde konuşturtmayan öğrencilerden bir tanesiydim dedim. Bağıra çağıra bağıra çağıra bağıra çağıra Süleyman Demireli konuşturtmadık. Ama dedim bugün bir bana bu konuda bir suçlama yapsa ben desem ki yok kardeşim ben orada değildim desem bunu ispat edecek kimse yok dedim. Ama dedim yarın bir gün sen benim yaşıma geldiğinde benim gibi bir koltukta oturup benim gibi mesleği yaptıktan sonra genç insanların karşısına çıktığında bir insan çıkıp genç bir insan sana derse ki utanmıyor musun diye evet utanıyorum diyeceksin. Çünkü dedim senin durumun başka bak dedim benim gördüğüm sadece şu anda en az dedim 15 tane kameradan senin konuşman ve benim konuşmam kaydediliyor. Bunların hepsi yarın Google'a girecek olan görüntülerdir. Dolayısıyla senin bunu inkar etmen mümkün değil dedim. Şimdi her kuşak tabii ki kendi itirazını da getiriyor ve getirmesi lazım. Ben o yüzden çok seviyorum o kuşak itirazını getirecek. Ama Oğuzhan'a da bir şey merak ediyorum. Oğuzhan da mesela Allah uzun ömürler versin. Benim gibi 70 yaşıma geldiği zaman belki bugünleri hatırladığı zaman bakış açısında bazı farklılıklar olabilir. Anladın mı? Ama şurası var ki ben Abdi Bekçi'den sonra geldim. Onların dönemini çok eleştirerek geldim. Ve Türk basında onların yaptıklarının çok dışında şeyler yaptım. Çok eleştirildim. Beni çok eleştiriler yerden yere vurdular. sitcom gazeteciliği yapıyorum diye. Şimdi ee, yani ben de bir şeyler değiştirdim ve ben de dönemin yenisiydim. Ama şu anda yaptığım meslek bu. Evet bana kızmak, kızılacak tabii. Kızılacak benim yaptığım gazetecilikte ben her gün bir şeyler yapıyordum, binlenme yapıyordum ve genç insanların bana kızmaları normaldir. Dolayısıyla Oğuzhan'ın bana kızıyorum demesini ben çok doğal karşılıyorum ve hoşuma da gidiyor bunlar yani. Şey sorabilir miyim? Hiç böyle yani iştenlikle hiç şunu söyleyebilir misiniz? Evet ben koltuğumu korumak için bir takım manevralar yapmış olabilirim. Bugün olsa gene yapardım veya ya, bugün olsa yapmazdım veya o dönem yapılması gerekiyordu veya geleneksel medya böyle gibi. Mukeşim koltuğu korumak için manevra yapmak ne demektir? Onu o sana sormam ha? lazım. Şimdi mesela ben sorayım olsan. Mesela şöyle bir şey mi? Çok yetenekli bir çocuk var ulan bu eri benim yerime gelir oturur yerime ben bunu ayağını kaydırayım. Böyle tamam bir şey mi? Yaz yaz olsan kağıda yaz. Yaz mesela bunu tamam mı? Hı hı. Ya da ne bileyim ben. Bugün siyasetçilere bunu deyip o gittikten sonra yeni gelene şöyle deyip hı hı. idare etmek. Hı hı. Tamam. Bu olabilir. Veya veya patrona yalakalık yapmak. Hı hı. Patronun hoşuna gidecek şeyler yapmak, bilmem ne, şu, bu falan. Bu olabilir. Yaz unuttuğumuz bir şey var. Bugün bakın Türk basında hiçbir genel yayın yönetmeninin tiraj diye bir kaygısı yok. İlan geliri diye bir kaygısı yok. Benim önüme her gün bir sabah bir öğleden sonra tiraj raporu geliyordu. Her gün akşam üzeri ilan raporu geliyordu. Her hafta bir icra kurulunda bana patron, patronun kızları, oradaki icra kurulundaki başka üyeler ve yatırımcıları, hürriyetin yatırımcıları hesap soruyordu. Karlılık neye düştü diye. Şimdi bir iki olayda idare edersin bunu biliyorum ama 20 yıl boyunca bu söylediğim rakamları yerine getiremezsiniz. Orada kalmanız imkanı yok sizin. Patronlar kalamıyor. Bırakın genel yayın yönetmenlerini. Dolayısıyla manevra yaptı ama... idare etmek olabilir diyor. O olabilir tabii. Tabii Oğuzhan söyleyeyim tamam. Çok buna katılırım. Hı hı. Çünkü Süleyman Demirel'in bir lafı var Oğuzhan'cığım. Bak sana onu söyleyeyim. Süleyman Demirel diyor ki Türkiye yönetilmez idare edilir. Bu adam Türkiye'yi rahmetli 30 yıldan fazla yönetti. Hürriyet de öyle bir şeydi. Hürriyet yönetilmez, idare edilirdi. Evet idare ettim ben. Ben bu zaten hiçbir zaman saklamadım. İdare edilir. İdare edilir. Ama eminim Oğuzhan da bazı şeyleri idare ediyor. Küçük hayatında onun, onun da idare ettiği, belki o kadar büyük şeyler değil ama zaten insan ilişkilerini yönetmek management kuralları içerisinde mümkün bir şey değil. Bırak onu karı koca arasındaki ilişkiler, iki sevgili arasındaki ilişkiler bile idare edilmesi gereken yanları vardır. Ama şurasını bak yukarıda Allah var. Ben kimsenin ayağını kaydırmak gibi bir şey yapmadım tam aksine herkesin önüne açmaya çalıştım. Orada bana kimse bir şey diyemez. Ama günlük o politikacıyla iyi ilişki kurdum, bununla şunu yaptım, bununla bunu yaptım dersin yaptım. Yaptım. Yani bunu yalan söyleyecek bir şey yok ki. Bugünküler yapmıyorlar mı yani? Bugün ayakta kalmak için ne yapmak lazım şu geleneksel medyada birisi bana anlatsın. Yani başkanlık sistemindeki ilişkilerde ne yapmak lazım ki ayakta kalmak için bana birisi gelsin buraya namuslu bir şekilde anlatsın. Ben çok dürüst davranıyorum, çok şey yapıyorum bilmem yok böyle bir şey. Dolayısıyla samimi olmak lazım bu konularda. Ben başkasının ayağını kaydım, başkasına kötülük yapmadım. Bilerek de başka bir insana kötülük yapmadım. Ama bilmeyerek çok kötülük yaptım bilmeyerek, istemeyerek çok kötülük yaptım. Hepsi de, de o kötülüklerin karşısında da çıktım. Ondan sonra özür diledim. Bazıları tamir edilebilecek şeylerdi, bazıları değildi. Ama hayat böyle bir şey. Hayat zincirleme hatalardan gider. Bak çok önemli bir, bu son okuduğum kitapta şu Efe Aydan'ın kitabında bir cümle çok hoşuma gitti benim. Diyor ki eve her başarılı insanın erkeğin arkasında bir kadın vardır diye bir laf vardır diyor. Bu diyor palavra böyle bir laf diyor. Çok kötü bir laf bu diyor. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır veya her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır. Bu cümle yanlış diyor. Ama şöyle bir cümle doğru diyor. Her başarılı insanın arkasında onlarca, yüzlerce başarısızlık ve idare etme sanatı vardır. Ben bunu başarılı yaptım. Ama bir şey söyleyeyim, çok başarısızlıklarım da oldu. Hayatta o kadar başarısızlıklarım oldu ki yani yönetemediğim şeyler, idare edemediğim şeyler. Ama hayat böyle bir şey. Hepimiz böyleyiz yani. Anladın mı? O bakımdan, bunu ee, sana da söylüyorum, 74 yaşına geldiği zaman bu konuşmayı hatırlayacak. Zaten vardır onun kayıtlarında olacak onların hepsi yani. Tabii. Tamam mı? Bir gün çünkü bir tane o Z kuşağı dediğimiz var ya, Z'den sonra artık harf de kalmadı ama... Alta. Hangi harf gelecekse, Alta. hangi harf gelecekse o harften birisi sana derse ki, ya Oğuzhan atma kafayı kardeşim, sen de bırak biz seni de biliyoruz derse, sen de... Güzel cevap vereceksin yani. Beni hatırla o zaman ha. Ertuğrul abiye de tamam ben bunu söylemiştim diye. Oğuzhan da bir şeyleri idare etmek zorunda kalabilir mi Oğuzhan orada? Öyle mi düşünüyorsunuz? E, bazı ilerden? şeyleri tercihlerdir hayat. Bak Oğuzhan 2016'dan beri şarkı yapmıyor mesela. Ben çok seviyordum şarkılarını. diye yapmıyor mesela? Spotify'da <laughs> hiç şarkını görmüyorum senin son zamanlarda. Şimdi ha? yazıyor bir şey. Şimdi. Yukarıda cevap vereceğim onu kartlara sığdıramadı şu an. Peki şöyle yani hani e, şunu sormak istiyorum. Aslında Bunu bu kadar açık sormamam lazım ama ben bunu bu sor, kadar sor, açık açık sor açık sor. Ne sorarsan sor canım açık yani. Şimdi abi, hadi, şöyle. Cevap veririm vermem. E, hürriyet'teki patron değişikliğinden sonra aslında e, herkesin akla şöyle şeyler gelmişti. Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan gider. Açık soruyorum. Fakat e, günün sonunda çok başka bir durum cereyan etti. Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni oldu. Bugün Ertuğrul Özkök bu kurumdan ayrıldı. E, mevcut patron değişikliğinden sonra da Ertuğrul Özkök hani e, aslında hani o nasıl diyeyimse eski sert yazılarını da göremediğimiz bir isim haline gelmişti. Sonrasında da bir kopuş cereyan etti. Ama tekrar söylüyorum Ahmet Hakan da genel yeni yönetmeni oldu. Bunu Ahmet Hakan'ın şahsına falan söylemiyorum ne olur yanlış anlaşılmasın. Fakat hani buradaki e, Oğuzhan'ın az önce söylediği idare etmek durumu. Bu sefer siz idare edemediniz mi? Ahmet Hakan mı idare etti? Ne oldu yani? Hani çünkü sürekli şöyle bir suçlama geliyor. İşte e, gazetecilerle ilgili, geleneksel medya gazetecileriyle ilgili. Ben onun ne söyleyeceğini asla açıkçası az çok tahmin edebiliyorum. Bir gün olsam bana da kızmıştı bir ödül töreninde çünkü. Bana da böyle e, atarlı birkaç cümlesi olmuştu. O dönem ben Kanal D'de yöneticilik yapıyordum. O yüzden tahmin edebiliyorum e, neler söyleyeceğini. Hani her devrin adamı olmak gazetecilerle alakalı işte her yönetimle arasının iyi olması gibi şeyler hani söylenir durur. Hani bunlarla ilgili düşünceleriniz ne? Çok açık, çok açık söyleyeyim. <laughs> ben siyasetçi değilim. Ben militan değilim. Ben bir gazeteyi yönetiyorum. Elbette bir yönetici olarak her devrin adamı olup her devirde siyasilerle ilişkilerimi düzgün götürmek ve gazetemi dalgalı denizlerde, fırtınalarda bir yerden bir yere götürme. Ben ben bir devrimci üzerinde orak çekiç işareti olan bir gazeteyi yönetmedim. Popüler bir gazete yönettim. Bu popüler gazetenin müşteriler arasında, okurları arasında, pardon. O da vardı, bu da vardı, şu da vardı, o da vardı, tiplisi de vardı, komünisti de vardı, sağcısı da vardı, muhafazakarı da vardı. Dolayısıyla ben zaten yaptığım işin doğası gereği her dönemin insanı olmak zorundayım. Her dönemde çıkarıyorum çünkü bu gazeteyi. Ama Oğuzhan için böyle bir şey yok. Oğuzhan'ın kendi medyası o taraf da olabilir, militan da olabilir. Kafasında orak çekişli şapkayla da çıkabilir oraya. Tamam mı? Bunun böyle bir şeyi yok. Ama benim yönettiğim gazete buydu. İkincisi Ahmet Hakan ben. Ne Ahmet Hakan'ın orada kalması Ahmet Hakan'ı küçültür veya büyültür. Ne de benim ayrılmam beni küçültür veya büyültür. Neticede bu bir mesleki iştir gazetenin sahipleri onunla devam etmek istemiştir. Benle de el sıkışmak istemiştir. Bu kadar basit bir şey yani. Önemsediğim bir şey falan da değil. Ama geleneksel medya dediğimiz hele hele merkezi bir medya, büyük geniş kitleye seslenen bir medyayı yönetiyorsanız gerçekçi olmak zorundasınız. Ben bir şey söyleyeyim size. Ben genç bir sosyalist olarak hayata atıldım. Benim eşim hala sosyalist. Evde eşimle bizim her dakika şeyimiz var. Instagram paylaşımına bakarsanız eşimin nasıl bir düşünceye sahip olduğunu o kendi doğrultusuna gidiyor şeyinde. Benim de var. Ben temel bazı meselelerde asla vazgeçmiyorum. Adalet, insan hakları, özgürlükler, hürriyet, çevre kirlenmesi, küresel ısınmalar, şunlar bunlar, hayvan sevgisi. Bunların hepsini ben Türkiye'de gazetenin siyasetin tarafından kurtarıp genişleterek buraya getirdim. Şimdi bana her devrin adamısın dedikleri ama bu bana bir hakaret olarak gelmiyor. Kusura bakmasın kimse yani. Bu bana tam aksine yapmam gereken işi yapmışım diye geliyor. O yüzden de çok rahatlıkla ben dansözlük yaptım diye biliyorum. Gocunacak bir şey değil benim için bu. Bir jonglörcüyüm ben. Ama bir şey söyleyeyim. Bu gazeteciler de jonglörcü. Herkes bir jonglörcü. Yani hayat öyle bir şey. Hayatta da sanmayın ki Orada bir YouTube kanalını yönettiğiniz zaman sadece elinizde bir top var. O, devamlı o topu atıp indirip o topu atıp o kadar basit mi o iş? Değil. O tek topla hiçbir YouTube başarısı elde edilmez. Bir sürü topu oynamak zorundasınız aynı anda. O yüzden bazı kavramları kullanırken çok hoş geliyor insana. Mesela yüzleşme kavramı. Çok seviyor herkes. Yüzleşelim. Fakat herkes yüzleşelim derken sadece öbürleri yüzleşsin zaten ben dürüstüm diye bakıyor. Ya kendisinde bir cüzleşecek hiçbir şey görmüyor. Anladınız mı? Hesaplaş, hesap versinler. E tamam da ben bu toplumun geçmişine baktığım zaman hesap verecek çok insan görüyorum yani. Bunların içerisinde hesap ver dediğiniz zaman, hesaplaşma dediğiniz zaman o herkesin gireceği şeyler var. İnsan ilişkilerimizde de öyle. Hep biz haklı değiliz yani. Hep biz haklı değiliz. O bakımdan bazı kavramları kullanırken daha insaflı olmak lazım. Mesela hain kelimesi. Çok seviyoruz değil mi? Hain kelimesini evet. çok seviyoruz. Hemen de halbuki, söylüyoruz. Halbuki hain kadar hain bir kelime yoktur. Bugün siz birine hain dersiniz. Yarın o hain etiketi alnınıza yapıştırabilirler. Tamam mı? Ee, şey de böyle yani her devrin adamı olmak. Ya Zaten hepimiz her devrin adamıyız ya. Her devrin adamı olmak zorundayız. Bundan, buna değişim deniyor zaten. Yani bundan 25 yıl önce bizim hayatımızda küresel ısınma diye bir sorun yoktu. Bugün var. Bugün sosyal medya hesaplarını yöneten insanlar var. Bundan 30-40 yıl önce böyle bir şey yoktu. Anladın mı? O bakımdan... Ee... Bir de şu var, şimdi sürekli bir dönemde söylenen, işte özellikle ee şimdi kendisini muhalif olarak tanımlayan insanların, işte ee hükümete yakın olduğunu düşündükleri gazetecilere yönelik, işte simit sat, onurlu yaşa istifa et. Şimdi bir de e, şu kısmı var. Ben gitsem yerime gelen kim olacak algısı. Şimdi bunu 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 ben de ne olur sakın size söylüyormuşum gibi algılamayın. Ben, bana o kadar çok dendi ki o dönemde hani bu simistat onurlu yaşa istifa et kelimesi yani bu cümleyi çok fazla görmüş hani o iki sene içerisinde. Hani sürekli her gün buna maruz kalmış bir insan olarak soruyorum. Bunu şahsınıza sormuyorum. Ne olur yanlış anlaşılma olmasın. Ve sadece Yo, sor, siz sor, sadece sor, ben ve sor, siz de değilsiniz Ertuğrul Bey. Birçok insan hani şu anda geleneksel medyada Hani belli bir koltukta oturan birçok insana da her gün böyle mesajlar geliyor. Fakat bir de işin şu kısmı var. Bir de muhalif medya dediğimiz medyaya da baktığımız zaman muhalefet etmek hani o yani muhalif medyanın konumlandığı noktayı da nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum ben sizin. Çünkü bir de o tarafta sürekli kendisini haklı görme algısıyla orada da bambaşka bir durum cereyan ediyor aslında. Yani bugün geleneksel medyaya baktığım zaman hani çoğunlukla bütün kanalları kapsayarak söylemek istemiyorum bunu. Çünkü gerçekten bulunduğum platformu ve bu kanalı çok e, o noktada beğeniyorum e, ve tarafsız bir duruş olduğunu düşünüyorum. Kanalın çok onurlu bir duruş olduğunu düşünüyorum. Ama geleneksel medyanın hali ...işler acısı bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi bak. Onurlu bir duruş olduğunu diyorsun bulunduğum evet. kanalın. Zaten mesele burada. Şimdi git en hükümet yanlısı bir kanala git. Orada sorursan onlar da onurlu bir duruş temsil ettiklerini söylüyorlar. Mesele zaten mesele zaten muhalif veya iktidar olmak değil ben yıllardır bunu anlatmaya çalıştım. <laughs> ben hep ben gazetecilik kariyerimi hiç bunu da bunu da yani gocumadan söylüyorum. İktidara yakın bir gazeteci olarak yaptım. Turgut Özal'a, Süleyman Demirel'e şunu bunu falan. Ama benim yönettiğim gazetede onun tam aksi düşünceyi savunan insanlar da vardı. Yani ben Özal'ın görüşlerini yakın bir insandım ama Emin Çöreşan da yazıyordu orada. Şimdi Herkes zaten kendi bulunduğu yeri onurlu olarak görüyor. Vatansever olarak görüyor. Ama ama vatanseverliğin, onurluluğun tarifini herkes kendine imtiyazını alırsa ortada anlaşma alanı kalmıyor. Şimdi bakın dünyada dünyada medyanın başına gelen büyük felaketlerden biri haber kanalları oldu maalesef. Haber kanalları CNN'le beraber, International'la beraber çok başarılı bir şekilde ortaya çıktı. Ve hepimiz çok övdük. Fakat çok kısa sonra sonra Fox TV, Amerika'daki, buradakini kastetmiyorum. Hı hı. Amerika'daki Fox TV örneğinde olduğu gibi birden anormal, militan, tarafkar hale geldiler. Ve bugün artık dünyada gerçek anlamda tarafsız gazetecilik yapan haber kanalı neredeyse hiç kalmadı. Hiç kalmadı. Ama şu var, iki tarafında olduğu zaman mesele değil. İki tarafında olduğu zaman mesele değil. Bu bir taraflı olduğu zaman çok tehlikeli bir hale geliyor. Ee, yani o yüzden şeyi e, yani niye ayrıldın? Kimsenin kimseye niye ayrıldın? Niye kaldın? Niye bilmem ne yaptın? Niye hesap sorma hakkı yok. Her insanın kendine ait bir kara şeyi vardı. Beni hürriyetten çıkarmasalardı ben hürriyetten ayrılmazdım. Açık açık söyleyeyim burada yani öyle bir benim çıkıp yani bunun üzerinde kahramanlık yapacak bir anlayışım yok benim. Yok. Hiçbir Hı. zamanda olmadı böyle bir anlayışım ama ...öyle insanlar vardır ki ben saygıda duyuyorum ona. Kardeşim ben böyle bir gazetede çalışmam der gider. Ama giderken başkası ben gidiyorum sen niye kalıyorsun orada deme hakkı yok kimsenin. Her insan kendi kendine bir şey yapar. Kendi kendine göre bir değerlendirme yapar. Ve o değerlendirme içerisinde işini yapmaya devam eder. O yüzden bence medyada böyle çok kolay geliyor insanlara. Ha işte orada Oğuzhan'ın yaptığı gibi kendi kişisel kanallarında olan insanların... ...o özgürlükleri de sonuna kadar kullanma hakkı var... İstediği kadar taraftar olabilir... ...istediği kadar muhalif de olabilir... ...hatta küfür de edebilir... ...ben küfür meselesi açıldı bu hafta... Hı hı. Ee, ...orada ben mesela... ...o rütük bütük devreye girdi... ...ben şiddetle karşıyım... ...Hasan Cankaya'nın programı... Evet, için, ben karşıyım ben. ...küfüre hı hı. karşı değilim ben... ...küfür zaten artık bugün... ...bir meta language... ...bir alt dil zaten... ...hip hopun dili... ...eğer küfürü kaldırırsanız... ...sosyal medyada bir şey kalmaz ortada... Ne hip hop müziği kalır, ne bilinmesi kalır, ne parodiler kalır, de o kalır, ne bu kalır. Küfür artık bizim hayatımızın, bizim hayatımızın küfüre verdiğiniz tonlarla, küfürü kullanma seçtiğiniz kelimelerle küfür artık bence dilleri zenginleştiren, renklendiren bir şey haline geldi. Beni hiç rahatsız etmiyor bu ama Öyle küfürler var ki tabii onu kastetmiyorum. Yani insanın annesine, babasına, of. bilmem nesine of. yani böyle aşağılatıcı şeyler. Bence bence kötü olan aşağılamak. İnsanları hakaretle aşağılamak ve iftira. Asıl önemlisi iftira. İftiraya tamam. maruz kaldınız mı? Kaldım daha yeni kaldım işte. Bir tane internet sitesi çıktı. Aydın Doğan'la eski hürriyetçiler toplantı yaptılar bilmem ne. Ne böyle bir toplantı var. Ne ben böyle bir toplantıya katıldım. Ne katılanlar var. Bir de eski hürriyetçiler diyor. Ben zaten eski değilim. Çalışıyordum zaten ha, hürriyeti içerisinde. Ayrıca eski hürriyetçi lafını da hiç sevmem. Ben hep yeni kelimesini sevdiğim için kendime yeni diyorum. Ama benden başka isim yok. Eski hürriyetçiler çoğul. Fakat benden başka toplantıya katılan bir isim yok. E ben zaten Aydın Bey'le dostum ya. Yani sık sık görüşüyorum Aydın Doğan'la. Benim dostum 30 yıllık patronum ve dostum. Yani Aydın Doğan gazeteyi sattı diyor onun arkadaşlığımı keseceğim ben. Hayatta kimseyle kesmedim arkadaşlığımı. Hiç kimse de kesiremez benim. Arkadaşlarım benim idamla yargılanan arkadaşlığımla ben arkadaşlığa devam ettim. Dostluğuma devam ettim. Yani zaten bir insan bir yerden ayrıldıktan sonra dostluğunuz devam etmiyorsa asıl eleştirilmesi gereken insanlık hali odur. E oldu işte iftira attılar <laughs> bana. Bilmiyorum belki de etkili oldu bilmiyorum yani ben şeyi tamam. Ama yapacak bir şey yok sosyal medya böyle bir şey yani hiç kimseye de dava açtım ne eleştirdim ne bir şey söyledim ne bir şey ama yok böyle bir toplantı yok olmadı yok böyle bir toplantı diyorum yine. davada açmadınız değil mi e Ay niye açacağım dava artık ya kime dava açacağım açsam ne olacak zaten Hı -hı. yani hiçbir şey yok Yo, doğru o davalardan da pek bir sonuç hiçbir çıkmıyor şey yok yani. son bir şey soracağım izleyicilerimizden mesajlar geliyor bir taraftan Ertuğrul Bey günah mı çıkarıyor diye soran var Ertuğrul ya, Bey açık yürekliğinden dolayı tebrik ediyorum diyen var günah çıkarmıyorum bakın Günah çıkarmak değil bu. Hayat dediğim gibi bir hatalar zinciri. Günah çıkarmak değil, yaptığın hataları görmek. E gördüm bunu bin kere söyledim zaten. İlk defa da söylemiyorum evet. bunları ben. Ama şöyle bir şey var. Sadece ben söylüyorum. Ergenekon davaları sırasında. ya Ali Tatar'la ilgili rahmetli, öldü kafasına kurşun sıktı, mermiye kafa attı diye manşet atan insanlar hakkında bir kişi gidip bir soru sormadı ya. Adamcağız mezarında başında iki tane bayrakla yatıyor şu anda ya. Tamam mı? Onlar hiçbir şekilde söylemiyorlar. Ben hatalarımı kabul ettiğim için ortada hatalarını kabul etmiş hatalı adam olarak geziyorum. Evet. Hatalıyım. Var mı bana şu sucuğu bir tane hatasız insan göster bakayım bana sen? Mümkün değil. E var mı öyle bir şey ya? Hatalarımızın büyüklüğü veya küçüklüğü ise yaptığımız işin niteliğiyle de ilgili birazcık. Anladın mı? Bazen hatalarım vardır. Ben yani bir insanın ben ayağa takılıp düşmüştür ama bazen bir manşet atarsın o hata çok daha büyük bir hata oluyor tabi Dolayısıyla ben günah çıkartmıyorum. Ben sadece geçmiş bir dönemde gazetecilik yaptım. Hala da bu mesleği yapmaya çalışıyorum kendimce küçük çapta şeyle. E, Öleceği kadar da yapacağım bunu yani kendime ait bir takım şeyleri anlatmaya çalışacağım. Yenilikleri anlatmaya çalışacağım. E, ama... Artık öyle bir sosyal medya ortamında yaşıyoruz ki zaten istediğiniz kadar ben hata yaptım, yapmadım değil siz. Bunlar çıkmayacak mı yani şu Silivri olaylarının sırasındaki rezillikler, kepazelikler? Çıkmayacak mı zannediyorsunuz bunlar ortaya? Çıkacak. Çıkacak çünkü bir de sosyal medya dönemi bunlar yani. Hepsi bunların çıkacak. O yüzden onları ben yapanların yerine olsam çıkıp bugünden kendim söylerim ben. Ee, gerisi... Oğul sana kalıyor mesele, Oğul sana tabii yarışamam yani. <laughs> Geldi şimdi. Adam zaten. her alanda var yani. Ben nasıl yarışayım? 24 dakika onunla yaptık. Ya. Oğul sadece seni alabilirim buraya. Ee, ben gidiyor muyum şimdi? Evet, şimdi sizi yine kafse odaya alacağım. Peki, hadi bakalım, Ozan. Evet. Buyurun. Çok harcama beni lütfen. Ben estağfurullah. <gülüyor> tamam mı? <laughs> hadi. Evet, sevgili... Oğuzhan Uğur tekrar geldi. Evet. Ertuğrul Bey kapsüldeye doğru uğurluyoruz. Şu anda bu platformda 20 dakikanın nasıl geçtiğini tecrübe etmiş durumdayım. Normal evet. günlük 20 dakikalarımla kıyasladığımda 2 saniye gibi geçti. Az evvel o 20 dakikanın nasıl olduğunu gerçekten anlayamadığım için bu sefer daha bilinçliyim. Evet harika. Ben merdivendeyken bir şey kaçırdım mı acaba? Çünkü anladım ki ben buraya çıkana kadar... ...edilen cümleler de çok önemliymiş. Evet, evet 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 kesinlikle. Şöyle günah çıkarmıyorum dedi. Hatalarım olabilir ben hatalarımı kabul ediyorum dedi. Hı, burada hatasız insan yok. Hatasız dedi. insan yok dedi Hı. ama herkes keşke hatasını benim gibi söylese. Çünkü ben hatalarımdan bahsediyorum ama kimse hatalarından bahsetmeyince ben hatalı adam oluyorum. Diğerleri hatasız. Şimdi Ertuğrul abi haddimi açtığımı düşünmesin lütfen. Sonuçta burada bu format böyle yani. Sonuçta bir tarafını seç durumu Tabii var. Ki. Başlık bu kendisiyle de benim sokakta karşılaşmam, görüşmem mümkün değil. Her ne kadar evet sosyal mecralarda milyonlara da ulaşsak, kendisi gibi değerli isimlerle böyle bir şansı çok zor yakalarım. O yüzden burada söylemek istediklerimi açık açık söylemek istiyorum. Haddimi aşmak istemeden. Şimdi elbette hepimizin hatası var. Ama kiminin hatası bu kameraman arkadaşımızın hatası bizi bulanık çekmesiyle alakalı olur. Seyirciye zarar verir ama sesimiz yine seyirciye gider ve o netliği tekrar geri alabilir. Koca bir medya grubunda eğer hata yapıyorsanız işte o çok fazla insanı ilgilendirir. Öyle ki mesela Ergenekon balyoz dönemindeki suskunluk çok fazla insanı ilgilendirdi. Biz nereden destek bulabileceğimizi, sesimizi nasıl duyur duyurabileceğimizi şaşırmıştık o dönem. Kahrolduk çünkü ailelerimiz biz yine şanslıydık. Yani benim babam 6,5 sene yattı içeride. Çıktı. Ben ona sarılabildim ama birçok insan babasını, annesini akrabasını, abisini, kardeşini kaybetti o dönemde. O dönemde insanı haykırmak istiyor. Her an her şeyi, bütün hukuksuzluğu haykırmak istiyor. O dönemde gencecik deniz subaylarının evlerine erotik CD'ler bırakıldı. Tamam erotizm kötü bir şey değil ama gerçekten akla gelmeyecek erotik CD'ler bırakıldı. Uyuşturucular bırakıldı ve dendi ki gencecik aslan gibi o zor yetişmiş o ne kadar kıymetli deniz subaylarına dendi ki bunlar şudur, şöyle insanlardır, sapıktır dendi. Bunlar uyuşturucu bağımlısı dendi. Sonra ertesi gün televizyonlarda darbe belgeselleri izlemeye başladık. 80 darbesini her gün sabah akşam yayınlayan televizyonlar vardı ve sanki bir gün önce olmuş gibi öyle yüksek tondan, yüksek perdeden yayınladılar o haberleri. İşte o esnada bizim çok ihtiyacımız vardı hata yapılmamasına. O esnada bizim birinin birilerinin bize ses olmasına çok ihtiyacımız vardı. Bu yüzden ben çok kırıldım. Elbette kendisini birebir gidip soramadım. Neden böyle oluyor bu dengeler neden böyle diyemedim. Elbette kendisi inanılmaz tecrübeli. Çok saygı duyduğum bir insan. Burada da söylüyor anlatıyor evet diyor hatalarımız var diyor ama... ...dediğim gibi Ertuğrul abi yani sen belki yeni indin şu anda oraya ama... ...biraz önce de söyledim asla haddimi aşmak istemem. Çektiğimiz acıların dışa vurumudur sana şu anda söylediklerim aslında. Yani bu seninle kişisel bir problemi olduğu için değil. O dönemde sizin gibi güçlü insanların gerçekten susmaması gerekiyordu. Yani evet hepimizin hatası var sizin de dediğiniz gibi. Fakat bizim hatamızın belirlediği kesim, belirlediği kalabalıkla sizin hatalarınızın belirlediği kesim ve belirlediği kalabalık maalesef aynı olamıyor. Bugün dediniz ya Orak Çekiş'te de çıkıp yayın yapabilir dediniz. İnanın bana öyle değil. Çünkü evet ben sonuna kadar tarafımı, fikrimi, dünden aldığımı yarına aktaracağımı korkusuzca çıkıp konuşuyorum, anlatıyorum. Ama ben mesela siz bunu çok iyi bilirsiniz vergi cezaları yiyorum. Hiç olmadık sebeplerden bana vergi cezaları çıkartılıyor. Bir milletvekili, bir bakan bugün benim gibi bir sosyal medya fenomenini arayıp... ...tenkit edebiliyor mesela ya da işte bazı şeyler söyleyebiliyor. Hı hı, bu tarz şeylere maruz kalıyor musunuz? Elbette kalıyoruz, kalmaz mıyız? Sonuçta bizim kara kaşımız, kara gözümüz için gelmediler bize. Hepsini konuk aldım ben. Bugün siyaset yapan herkes neredeyse konuk aldım programıma. Ama biliyorum. dediğim gibi oğuzhan da çok tatlı çocuk diye gelmediler yanıma. Onlar biz izleniyoruz diye geldiler. Onlar da müşteriye oynadılar. Doğal olarak bu güç dengesi içerisinde bana mesela dendi ki işte e, şunları alma, şunları sorma. Sormadığım sorular oldu onlar söylediği için. Ama bunu hemen programdan sonra belirtmek zorundaydım insanlara çünkü insanlar anlıyor bizi. Biz de dediğim gibi böyle bir reji sistemi, işte araya giren reklamlar, şunlar bunlar olmadığı için ve biz bu konuda profesyonel olmadığımız için canlı yayın tecrübemiz de yok. Yıllarca bu işi de yapmamışız. Bunun eğitimini de görmemişiz. Elbette insanlar bizim gözlerimizden çıkan, ağzımızdan çıkana bakıyorlar. Ee, biz de bunları kolay kolay saklayabilen insanlar değiliz. Ve müthiş bir hafızanız var. Nasıl hatırladığınızda Kıbrıs'taki ödül töreninde o konuşmayı yap, ben demiştim ki orada sizler sayesinde bizleri izliyor insanlar demiştim. Siz de belli bir yayın kuruluşu altındaydınız o zaman. Mesela evet Haber Global için söylediklerinizi de dinledim. Çok da mutlu oldum sizin adınıza. E biz de öyleyiz izlerken şu anda. Ama zamanında bazı tavizler, araya giren haberler. Belki sizin kontrolünüz var ya da yok onu ben bilemem ama vitrinde başlık siz olduğunuz için ben de eleştirimi size yöneltmiştim. Şu anda benim vitrinimde başlığım da Ertuğrul abim olduğu için Tabii ki şu anda eleştirimi ona yöneltiyorum ama mesela onun da dediği gibi inşallah Allah ömür verir de onun yaşlarını görürsem hatta inşallah onun yaşlarını görmeden yakın bir zaman içerisinde Ertuğrul abi belki onun dediği gibi anlayacağım ben de. Diyeceğim ki evet ben zamanında yanlış eleştirmişim ama ne dedi kendisi? Dedi ki evet eleştirileyim. Yani bunu söylesin kızsın bana. Benim bundan gocunacak bir tarafım yok dedi kendisi. Ee, onun verdiği haddede üstüne üstüne söylüyorum ama biz ...sizin gibi insanların sevgili Ertuğrul abi... ...hata yapma lüksü elbette var ama... ...bizim kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir cümlenizle... ...çok fazla insan etkiliyorsunuz ve... ...o etkilenen insanların bazen... ...hayatları ertesi gün... ...yeni bir sayfayla devam etmiyor. Aynı karanlık sayfalarla hayatlarına devam edebiliyorlar. Evet bugün sosyal medya çağındayız. Artık cep telefonuyla ifşa olan insanlar... ...ses kayıtlarıyla... ...ifşa olan insanlar... ...yine sosyal medyada gündemin birinci sırasını alıyor. Ama bu memlekette ne ifşa olan videolar ne ses kayıtları. Bu memlekette her zaman gündemi konuyu ve hükümeti ekonomi değiştirmiştir. Ve benim için de tekrar söylüyorum. En iyi muhalefeti şu anda dolar kuru yapıyor. En iyi muhalefeti ekonomi yapıyor. Yani gerçekten partiler kendi yanlarına çekseler o ekonomik buhranı hani bu kadar e, ilerleyemezlerdi muhalefet konusunda. Ben onlara da kızıyorum. Yani benim aslında e, istediğim gibi davranmam evet normal ama bu özgür olduğum için değil. Ben de her gün benim arabamın üzerine Ertuğrul abicim mermi bıraktılar. Daha yeni. Arabamın üzerine mermi bıraktılar. Bir ölü PKK'lı teröristin cebinden benim fotoğrafım çıktı. Kardeşimin fotoğrafı çıktı. Mesela bunu her yerde söylüyorum. Yani biz bunları da göze alıyoruz. Benim bana koruma vermek istediler ama siz de Ertuğrul abicim sizin de zamanında başınıza geldi bu. Ee, size de suikast girişiminde bulundu, bulunuldu. Ölüm tehditleri bizimki ne? Mesela yanında sizin yanınızda sıfır kalır. Elbette bunu biliyorum. Bildiğiniz için anlayabileceğiniz için söylüyorum ama ben geçen hafta arabamın üzerinde bir mermi buldum. Yanındaki notla beraber. Doğal olarak bizim özgür olmamız işte aman efendim istediğimiz yaparız burası sosyal mecra dememiz maalesef söz konusu değil. Yani şöyle bana da tehditler geliyor Benim evet. de sorunlarım var ama ben yine de korkmuyorum Açık sözlülükle Belki ee, cahil cesaretidir hı. Belki e, doğru satranç oyuncusu değilimdir ben hı hı. Asla kıvırmak e, ya da işte şöyle yapmak Dönemin insanı olmak gibi Başlıklar altında zaten biraz önce Ertuğrul abi de söylediğinde kart uzatmıştım ya evet. Olabilir demiştim yani hı hı. Olabilir sonuçta bana da bazen bir telefon geliyor hı hı. Evet ben yine o yayını yapıyorum Ama bir hafta erteleniyor benim o yayını yapmam Çünkü beni öyle birisi arıyor ki ben diyorum ki nasıl yani? Birebir muhatap olunuyor benimle bazen. Hı hı. Ben diyorum ki nasıl oluyor bu? ve Sonra tabii ki elbette. E, mesela düşünsenize. Dikkat benim... ediyor musunuz o zaman? Yani çünkü bakın hı hı. şimdi bu birebir beni öyle birisi arıyor ki birebir muhatap oluyorum. İşte bu muhatap seviyesiyle senelerce mücadele etmiş bir insan oturuyor evet, aslında evet, orada. Evet, evet, evet. Ve bunu idare evet. edebilmeyi başarmış ben evet. tekrar söylüyorum. Ben e, ben hatalar yaptım e, diyor Ertuğrul evet, Bey. Evet ne güzel söylüyor. E, Evet. Mutlaka yapmıştır. Hepimiz yapmışızdır ama ben iki sene böyle bir kurumda yöneticilik seviyesinde Hı. çalışmış bir insan olarak gerçekten kendisinin önünde hani bunu başardığı için saygıyla <laughs> eğiliyorum. Çünkü Hı. o aran aranmalar dediğiniz şeyler, işte o muhataplar vesaire vesaire vesaire. Yani bunlara sürekli maruz kaldığınızı düşünürseniz belli bir zaman sonra acaba bir değişim sergiler misiniz? Şöyle 5. sezon yaptık biz. 5. sezonumuzu yaptık. 5 senedir e, sergilemedik. Mesela bir Binali Yıldırım röportajım var benim. Hı -hı. E, bana işte sorular getirildi arkadan. Montajını ben yapıyorum mesela. <laughs> Okey. E, onu soracağım. Hı -hı. Mesela e, şu, şunu merak ediyorum. E, bir siyasetçi ama herhangi birisi. Hı -hı. Binali Bey e özelinde söylemedim ki kendisi hani şeyde özelde de sevdiğim bir isimdir Hı -hı. Binali Bey benim. Çok böyle esprili, hoş sohbet evet. bir insandır. Siz de tanışmışsınız öyle, evet, evet, öyle bir öyle, insan. Öyle. Ee, herhangi bir siyasetçi muhalif olabilir, iktidardan olabilir. Hı hı. Ya bana şunu sor veya ne soracaksın gibi bir şey söyledi mi? Hiçbiri söylemedi hı. elbette. Fakat söylemelerine de gerek kalmıyor bazen. Hı. Yani bir sorulara bakabilir miyiz? Tabii ki bakabilirsiniz. Sonuçta internetten yani izleyicinin sorularını soruyoruz. Benim sorularım aklımda olduğu için herhangi bir yerde yazılı olmadığı için zaten kimse bakamıyor sorularıma ama Özellikle tatlış tatlış sohbetlerde altı çiziliyor bazı konuların. Hı hı. Ben tabii ki mesela bana arada sırada danışmanlar soru getirdiler. İnsanlar hatta çok dövdü beni. Vay görüyor musun işte danışmanlardan aldığı soruyu sordu. Hayır efendim onun montajını ben yapıyorum zaten programı montajı. Hı hı. İstesem koymazdım mesela. İsteyerek koydum. Ama şunu da görmelerini istedim. Danışmanlardan gelen soruları alıp kağıtların en altına koydum ve asla okumadım. Bazı sorular çıkartıldı mı Evet. Çıkartıldı. Bazı cevaplar çıkartıldı mı? Evet, elbette çıkartıldı. Ama Hı. dönemin başbakanıyla röportaj yapıyorsunuz. Ee, orada da öyle yapamıyorsunuz. Ama sonrasında bakın sizin programınızda ya da hemen bir sonraki programda bunu açıklıyorum. Evet. Ya bunun zararı yok. da oldu? idare etmek o zaman değil mi? İdare etmek maalesef değil çünkü idare etmek aslında bir bakıma şöyle de olur: Zaman Türk lirası Türk lirası iken 1.4 milyon TL'lik reklam anlaşmamızı iptal ettiler. Sonra bambaşka bir, bu arada 1.4 milyonu alıp da magazinlere bebekte poz verecek değilim. Bizim koca bir kanalımız var ve bu kanalın elbette giderleri var. Bu giderleri harcayacaktık. Sonrasında önümüze o kadar çok duvar ördüler ki... ...bugün mesela sosyal mecralarda botlardan bahsediyoruz, trolllerden bahsediyoruz. Zamanında o deniz subaylarına, o askerlere, o generallere, o paşalara yapılanların... ...aynısını bize bugün sosyal mecralardan yapabiliyorlar. Mesela bir e, grup insan... Benim için demiş ki ben mesela bir şey demişim gibi benim tweetimi montajlayıp paylaşıyorlar. 1 milyon insana. Ya ben onu anlatana kadar o 1 milyon insanın hepsi bunu almış oluyor haberi. E benim anlattığımı o 1 milyon insandan 50 bin tanesi dinledi diyelim. Ben 950 bin kişinin aklında o insanların yaydığı kara haberle varım şu anda. Yarın da yapabilirler bana bunu. Şuraya buraya kamera koyabilirler. Benim işte söylemediğim bir sözü söylemişim gibi yansıtabilirler. Sosyal mecralarda artık haber başlığının altını okumuyor ya kimse. Gerçekten kimse okumuyor. Bu kadar kolay harcayabilirler. Bize bunu da yaptılar. Yani doğal olarak benim yaptığım mesela işte e, icraatler dışında bizim programımız içerisinde... ...Hasan Can, sevgili Hasan Can'a da olan şey alıp bir bölümü, bir saniyelik bölümü... ...oradaki eğlenceli meşgaleyi hiçbir şeyi gözetmeksizin bir saniyelik bölümü alıp kurtlar sofrasına attılar. Bunu dün dediğim gibi işte kumpas operasyonlarla yapıyorlardı. Bugün sosyal medya hızlıyor. Köpeğin... Günahını aldılar çok daha yeni bir haber biliyorsunuz köpek dışımızı evet, evet. bıraktılar falan yani diyorum köpeğe bunu yapan ha, köpeğe kumpas kuran ama zaten... bize ne yapmaz ki yaptılar yani bunların hepsi bunların e, uzantısı doğal olarak sevgili Ertuğrul abiciğim yani e, umarım bunu takdir edersiniz cahil cesareti olarak da görmezsiniz ama sonuna kadar Ertuğrul abicim hakikaten e, dünün yarının Türkiye Cumhuriyeti'nin medyasını her alanında... gerçekten incelemiş biri olarak söylüyorum korkmuyoruz. Bizi aç da bırakabilirler, kanalımızı da kapatabilirler. Bir iftira da atabilirler, atmaya da bilirler ama farklı bir şekilde manipüle edebilirler. Yani biz yok edebilirler. Ama hep söylüyorum. Birileri bazı şeylere itiraz etme modasını başlatmazsa ya benim yerime geçen adam da aynısını yapacak söylemi eğer başlık olarak oturursa kafamıza gerçekten bizim bir gün ya biz bir gün gideriz, gitmek zorunda kalırız ama bizim yerimize gelen adam biz gidiyoruz diye yine aynı şeylere boyun eğmek zorunda kalır. Topluca bu kadar karakter var mı gerçekten? Topluca herkes boyun eğmesin, herkes ben de yazmıyorum, ben de yazmıyorum, ben de yazmıyorum diye diye gitsin. Mümkün mü? Elbette değil. Belki size verilen ya da gösterilen yeri net olarak işaretlemek yerine siz yine sağıyla soluyla o konuyu değerlendiriyorsunuzdur. Ve sizin yerinize gelecek adam çok kör körüne biat edebilecek olabilir. Ve siz o adamın gelmemesini sağlayarak da belki çok büyük bir hizmet yapmış olabilirsiniz. Elbette. Bu kadar matematik bu kadar tecrübeli bir insana da oturup siz niye böyle yaptınız demem. Fakat benim izlediğim, benim üzüntüm ve benim nefretim doğal olarak belirli bir konu üzerinde değil. Memlekette yaşanan bütün konular üzerineydi. Kendisini de bu yüzden eleştirdim ama bir saygısızlık yapmak gibi bir niyetim söz konusu elbette değil. Kendisi de lütfen yanlış anlamasın beni. Babanızın yaşadığı süreçten sonra mı aslında böyle bir tepkiyi Babala TV'de göstermeliyim diye düşündünüz. Asla öyle düşünmedim. Hı hı. Çünkü bu yalnızca benim babamla alakalı olan bir şey değildi. Birçok insan buna çok kızdı. Başta babam olmak üzere. Bana dedi ki ben senin babanım yahu beni niye benimle gaza gelip anlatmadın her şeyi. Dedi. Çünkü benim babam benim mesela şu anda işte dijital ayak izlerimiz var. Benim 2010 yılında 2011 yılında attığım tweetler yazdığım yazılar Facebook'ta da Twitter'da da halen şu anda mevcut. Zaten birçok insan bununla biliyorsunuz karşılaştırılıyor. Ben o dönemde de, babam içeri alınmadan önce de, alındıktan sonra da aynı doğrultuda devam ettim. Çünkü konu çok açıktı. Birazcık geriden bakmak lazımdı konulara. Hı hı. E, biz bakıyoruz, şanslıyız ya da benim huyum bu diye değil. E, bunların etkileri, tepkileri, devamında neler olacağı gerçekten çok e, sır değildi. Hiç sır değildi. Yani düşünebiliyor musunuz? İsrail'e gönderilen yardım gemisi, İsrail tarafından vurulduğunda... Biz yedi ya da... Affetsinler beni tam... Sayısını hatırlamıyorum. 2009-2010 yılları arasında olması lazımdı bu olayın galiba. 7 ya da 8 şehit verdik İskenderun'da. Hiçbir yerde bahsedilmedi ondan. Çünkü o sırada biz İsrail'in vurduğu gemiden bahsediyorduk. Ne oldu sonra o gemi? Ne oldu sonra o yardım? Ben mi dedim efendim size gidin dendi, değil mi o gemiye? Hı hı. E doğal olarak konuları başka konularla başlıklandırıp e, farklı yerlere farklı romantikliklere evirirsek bu memleketin nereye gideceğini 2010. Ta 2010. Ta 2010 hı hı. yılından. Anlamış olmamız lazımdı. Bunu gördüğümüz zaman o gemi vurulduğunda İsrail tarafından bizim İskenderun'daki şehitlerimizin çığlıklarını bastırdı ya o olaylar. O anda mesela birçok insan demeliydi ki evet bu konu buraya gidiyor. Ama dediğim gibi bazen e, daha içinde oluyorsunuz konunun içinde olmak her zaman şanslı olmanız anlamına gelmez. Ben keşke hiç içinde olmasaydım keşke hiç bu konularla ilgilenmeseydim. Benim mesela bir talk show'um var çok izleniyor halen. E, ...siz de bekliyorum en yakın zamanda lütfen... Tabii ki. ...mesela o talk show'umuz içerisinde... ...son bölümümüzde şu anda yayında ve trendde olan bölümde... ...Fatih Altaylı, sevgili Fatih Altaylı konuğumuz oldu... ...bir saat boyunca şey konuştuk... E, ...medyayı konuştuk... ...Reha Muhtar dönemini konuştuk... ...haberlerin magazinleşmesini konuştuk... ...neler neler konuştuk... E, ...zaten çok tutan, hiç etliye sütlüye karışmadığım bir programım var... ...para kazandıran bana bir programım var... ...ün kazandıran bir programım var... Ben neden bunları anlatıyorum? Çünkü anlatmak zorundayım. Mülteci meselesini anlatmak zorundayım. Çünkü bunların hepsi 5 sene sonra insanların ah vah diyeceği olaylar. Konuları kişiselleştirmeyip genele bakmak zorunda kaldığım için zaten kanalında da Oğuzhan Uğur değil babala ve o yüzden bu meselelere değiniyorum. Ve şu dakika benim de kam olamaz 23. Ee, yok. 15, 15, 15. Tamam beş. harika 15miş. Tamam. Yanlış şey. Aynen, <laughs> o <gülüyor> saat. Bu nasıl geçiyor <laughs> o acaba saat. dedim ne oldu ya. Ee, tamam. Yine mesela işte e, Fatih Altaylı da uzun e, süreler hani e, koltuğunu korumayı başarmış bir isim <laughs> sonunda. Evet. Ve böyle çok fazla hani e, Ertuğrul Bey gibi çok fazla hatasını kabul eder de bir isim değil. Onu da eleştirdiniz mi? Tabii ki elbette. Hı -hı. Elbette. Yani Hı -hı. döneminde mesela seçim programlarında e, sergilediği tavırlardan girip nerelerden çıktık? Hı -hı. Elbette. Çünkü dedim ya bizim özgürlüğümüz aslında yayın yaptığımız platformla alakalı değil. Biz özgür olmadığımız anda bunu hissedebilecek milyonlar var karşımızda ve biz o milyonların kaçına gerçekten hitap edebiliyorsak, kaçının yönünü gerçekten kafa olarak değiştirebiliyorsak kimsenin yönünü değiştirmeye de ihtiyacımız yok. Biz sadece diyoruz ki bakın geçmişte böyle şeyler oldu, böyle başlıklar var, bu başlıklar üzerinden araştırma yapmanızı tavsiye ederiz diyoruz. Hı hı. O kadar çok insandan para, pul, hayranlık, alkış dışında karşılık aldım ki e, bu da beni motive ediyor ve ben de bu şekilde herkese her türlü soruyu sormaya devam ediyorum. Mesela ben Ekrem İmamoğlu'nu da konuk aldım. Ona da aynı şekilde aynı üslupla soru sordum. Meral Akşener'e de aynı üslupla soru sordum. Binali Yıldırım'a da aynı üslupla soru sordum. O zaman hatta dediler ki işte Binali Yıldırım'a niye şunu sormadın? Çünkü o sırada mesele o değildi. Benim meselem o değildi. Konuyu da kişiselleştirmemiştim. Mesela hep insanlar diyorlar ki ergenekonda baban yargılandı böyle haksız bir kumpasta. Neden ergenekonu sormadın? Halbuki çok daha farklı alanlarda farklı konuları sorduk. Kıbrıs'ı sorduk, Irak'ın kuzeyini sorduk. Onları o gün linçleyenler mesela bugün takdir ediyorlar bizi. Çünkü o gün konuştuğumuz her şey daha dün. Hatta geçen ay tezkereler mevzusunda ve eminim bir sonraki ay yaşanacak. Doğru soruları sormak... Bizi dediğim gibi özgür kılıyor ve izleyiciler de bunu algılıyor. Hangi e, siyasetçiyle kendinizi daha rahat hissettiniz? Hiçbiriyle rahat, e, rahat hissetmedim kendimi çünkü çok büyük sorumluluğu olan bir iş. Sorduğunuz soru, siz de biliyorsunuz, siz de yani siz de biliyorsunuz ne demek. Siz tabii ki çok daha tecrübelisiniz e, bu konuda. Zaten. Öyle öyle. Şimdi onu bir tarafa bırakalım çünkü siz bunu geleneksel medyada yapıyorsunuz. Yani <laughs> benim telefonum program bitince çalar çalar, sizin telefonunuz program esnasında da çalabilir. Böyle risklerin de farkındayım. Doğal olarak. Hepsiyle de aynı gerginlikteydim çünkü dediğim gibi bizim bir patronumuz yok ama aynı anda izleyen milyonlar ve aynı anda yorum yapan insanlar var ve onlar sizi bir anda gerçekten başka bir kulvara yöneltebilir, hemen taca atabilirler. Hı hı. Acun Ilıcalı hakkında ne düşünüyorsunuz? Seviyor musunuz? Seviyorum tabii. Hı hı. Çok başarılı da buluyorum kendisini. Hı hı. Kendisiyle beraber iş de yapma imkanı buldum. Hı hı. E, hatta Domini'ye gittim. Orada çekimler yaptık. Kendi programımı Dominik'te çektim bir bölüm. Hı hı. E, onun yatırımlarını, onun programlarını, onun yaptığı kanal altındaki çalışmaları koklama fırsatı buldum. Çünkü bizim de yapmaya çalış, çalıştığımız şey aslında tam olarak o. Daha da büyümek, daha fazla insana ulaşmak ve yurt dışı formatlar yapmak ki böyle planlarımız da var. O konuda dediğim gibi benim işimi evvelinden yapmış, tecrübe etmiş, başarmış insanları izlemek elbette çok keyifli. Şu an ekibime soruyorum bunu nasıl anlamışım gördünüz mü? Çünkü ben sizin bir Acun Ilıcalı hayranı olduğunuzu aslında böyle yani hayranı demeyeyim ama onu Hı. çok hani e, rol model aldığınızı düşünüyorum ve bunu nereden şey yapıyorum şimdi? <laughs> Senin seni takipçileri gülecek buna lan? Şimdi efendim ben Oğuzhan Uğur'u kaç defa gördüysem hepsi de koloni halinde geziyor. Ben Acılı <laughs> kaç defa gördüysem hepsi de koloni halinde e, tabii, gezerken tabii, tabii, tabii. gördüm. Acılı Ilıcalı'nın alamet farikalarından bir tanesidir. Bütün ekibiyle gezer böyle içeri bir girerler bunlar. O kişi Oğuzhan Uğur da aynı. Evet, ben de buradan yola çıkarak dedim ki ya bir acıl Ilıcalı sevgisi kokusu alıyorum bir hayranlık kokusu alıyorum doğru Efendim, mudur Batı'nın iyi yönlerini alacaksınız. <laughs> Biz de şimdi tabii ki elbette bir biat durumu söz konusu değil ama beraber iş yapmış olmaktan mutlu oldum bir isim. Çünkü yerinde gördüm her şeyi. Sıfır noktasında. nasıl çalışıyor? İşte o matematik çok büyük bir kanal, çok büyük bir dijital platform, çok büyük bir mesai ve binlerce çalışan, 3000'in üzerinde çalışanı var Acun Ilıcalı'nın biz şu anda mesela 20 kişiyiz. Gerçekten kafayı yemek üzereyim bu nasıl idare ediliyor acaba diye. Tecrübe aldığım, yanında çalışmaktan da mutlu olduğum bir isim tabii ki. Ama bizim bu toplu gezmelerimiz sürekli iş yapmamızla alakalı. Sevgili Ertuğrul abi de söyledi. Dedi ki bu adam çok koşturuyor, çok çalışıyor. Gerçekten öyle. Mesela buradan çıkıp başka bir yere gideceğiz. Oradan önce başka bir yerden geldik ve yarın çok başka bir programımız var. Yılbaşı programımızı hazırlayacağız mesela. Bu yüzden sürekli ekip halinde çalıştığımız için de bazen böyle kalabalık olabiliyoruz. Peki, e, Ajun Ulçalı e, kanalında haber bülteni yapmadığı için çok eleştirilmişti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla müthiş. Yani çünkü yapan kanalları da görüyoruz. O yüzden <laughs> Ajun abinin bu topa girmemesi bana çok mantıklı geldi. E ne güzel, sıfır sıkıntı. E, eğlence, yarışmaların olduğu, eğlencenin olduğu bir kanal tasarlamış kafasında ve yapmış. Hı hı. Güzel. Yani sonuçta o da bir haber merkezi e, yaratsaydı TV8'e e o da aynı haber şey yani düşünebiliyor musunuz? Bugün haber merkezleri Dahil yalnızca ana medya ya da işte geleneksel medyada e, yayınlanan ana haberlerden bahsetmiyorum haber kanalları yani başlığı haber kanalı olan kanallar bile bugün e, ajanslar olmasa işte İhlas haber ajansı haber ajansları olmasa haberlerde ne verecekler çok merak ediyorum. Araştırmacı gazetecilik zaten e neyi araştır, araştırdığına alakalı ya. Hı hı. E şimdi Acun abi de şimdi mesela TV8'de bir haber kanalı kursaydı, Kanal D'nin, ATV'nin, Star TV'nin onlar hangi haberleri veriyorsa onları zaten verecekti. Ya da haber kanalları ne veriyorsa onları verecekti. Haber kanalları medyanın başına gelen en büyük felakettir dedi Ertuğrul Özkök. Ne kadar Katılıyor haklı? Musun? Tabii ki katılıyorum. Özellikle ben mesela şunu çok merak ediyorum. Haber kanalları nereden para kazanıyor? Yani Merak ediyorum. İzlenmeleri görüyorum. Anlık izlenmeleri biliyorum. Bazı kanallar sizin kanalınız, sizin programlarınız elbette bu kanallara çok büyük destek oluyor. Siz bu kanalların ana kolonlarısınız. Öyle. Çünkü insanlar sizden görüp geliyorlar bu kanala ve takılık alıyorlar. Fakat şimdi e, haber kanallarının arasında gezerken... ...hepsi farklı başlıklarla, farklı lisanlarla ve farklı cümlelerle aynı haberi veriyorlar. Çünkü dediğim gibi haber ajanslarından geliyor o haberler. Ben hep onu merak etmiştim. Bu haber kanalları nereden para kazanıyor... Bunu hatta birazcık irdelemiştim ve ortaya çıkan sonuç elbette şu an paylaşacağım bir sonuç değil ama Ertuğrul Abinin söylediği şeyin altını çiziyor. Böyle kalın kalın. Hı hı. çok doğru Son doğru. bir şey soruyorum artık 22-20 oldu çünkü ha. bitireceğim. Ee, gençlere rol model olmak gibi bir isteğiniz var mı? Çok para kazanmak mı önemlidir? Toplumsal yaşama katkı mı önemlidir? Ee, gençlere rol model olmak mı önemlidir? Gençlerin bana rol model olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü gerçekten o kadar yönlendirici, o kadar ciddi ve o kadar altı dolu yorumlar yap yapıyorlar ki zamanında büyüklerimizin bize yaptıkları yaptığı yorumlar yanlarında sıfır kalıyor. Parayla ilgili zaten dediğim gibi eğer parayı çok seviyor olsaydık şu anda zannediyorum burada çok başka şeyler konuşuyorduk. Sinema konuşuyorduk ya da işte show dünyasını konuşuyorduk sizinle ama demek ki parayı da çok tercih etmemişiz. Paylaşmakla ilgili bir sıkıntım var benim. Bütün dünya insanları gibi. Yani biz bugün sosyal mecralardan bahsediyoruz ama sosyal mecraların içgüdümüze dokunuşları ta mağaralarda yaşadığımız dönemlere dokunur. Orada da adam öküzü vurur, vurdu öküzü mağarasına resmedermiş ki mağarasına kendinden sonra gelenler o öküze like atsın diye. E sonrasında insanlar işte paylaşımcılık, hediyeler, bir salon kültürü vardır bizde. Bizim ana sayfamızdır. Yani annelerimiz bizi o salona sokmaz, biz oturma odasında otururuz. Çünkü salondaki her şey çok değerlidir. Evet. Salonda vitrin vardır efendim. Mesela sizin başa sabitlediğiniz yorumdur o vitrin. O gittiğiniz ülkeleri gösterir. İşte aldığınız bardakları porselenleri gösterir. Biz zaten paylaşmayı çok seven insanlardık, hep öyleydik. Şimdi bunu çok daha kolay yaptığımız, abartılı ve bazen de yalan dolanla yaptığımız mecralar var. Doğal olarak bu mecraların içerisinde doğru kalmaya çalışarak hedefimi yine insanlarla paylaşımda bulunarak ileri götürecek bir sisteme sahibim. O yüzden bu söyledikleriniz tam olarak benim için başlık olamıyor. Peki. 24 dakikamız tamamladık. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında programı noktalayacağız efendim. Tamam. Ara verdik. En değerli pırlanta taşlar ve benzersiz tasarımlar en uygun fiyatlara sadece koçaktan alınır. Koçak. Yaptığımız araştırmalara göre vakıf katılım gece gündüz yeni bir atılım üzerinde çalışıyor. Ne olduğunu öğrenebildiniz mi? GFT. Başka bilgi yok mu elinizde? Bazı ses kayıtları var. Hala araştırıyoruz. Çekin senetin daha ötesi. Nakde en yakın ödeme sistemi. Alacaklar garanti altında olacak. Umarım tahmin ettiğim şey değildir. GFT, Türkiye'de bir ilk. Alacaklar bölünerek farklı ödemelerde kullanılabiliyor. Bu kadar ileri gitmiş olabilirler mi? Yok. Zaten teknolojik altyapıları da yetmez. GFT, garantili fon transferi. Ticarette oyunun kurallarını değiştiren yeni nesil dijital ödeme sistemi. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du salı Bin'de Orkid Özel Seri Hijyenik Pet Fırsat Paketi 18 lira 90 kuruş. Güldal 4 litre ekonomik boy ultra çamaşır suyu 16 lira 90 kuruş. Bin Taktivit Premium 60'lı bulaşık makinesi tableti 49 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün birçok çeşit bu salı Bim'de. En değerli pırlanta taşlar ve benzersiz tasarımlar en uygun fiyatlara sadece Koçak'tan alınır. Koçak. Para nasıl değerlendirilmeli? Yatırım nasıl yapılmalı? Birikimler nasıl korunmalı? Ekonomist akademisyen Profesör Doktor Ege Yazgan, Ekonomist Aysun Karaytu, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ekonomist Mert Yılmaz muhabbet kralında tartışıyor. Okan Bayülgen'le muhabbet kralı bu gece 00'da Haber Global'de. Sen pırlantasın. Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Koçak. Önce Hayallerin yola çıkar. Uçar istediğin yere kadar. Hayallerini gerçekleştirmek için artık Miles and Smiles Great Türk var. Sen de Miles and Smiles Great Türk ile yepyeni deneyimlere uçmaya başla. Miles and Smiles Great. Başka bir deneyim, başka sen. Senin senliğinde başka bir sen gizlidir. Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat yıl dönümünde Konya'ya davetlisiniz. Sinema maksimumda kış hediyelerle başlıyor. CGV Sinema Club üyelerine özel kampanyaya katıl. Aldığın her bilet için Trend Yoldan toplamda 15 bin TL'lik hediye çeki, Movie Pass hediye kartı ya da kova menü kazanma şansı yakala. <laughs> Sinema Club. Sen pırlantasın. Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Koçak. Efendim tarafını seçe noktalayacağız. Her iki konuğumuzu da yanımıza aldık. Şimdi öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. Normalde biz biliyorsunuz bir anket yapıyoruz tarafını seçti. Ama bu hafta yapmadık. Dikkatinizi çekmiştir. Bunun sebebi ben yapımcımdan özel olarak böyle bir ricada bulundum. Çünkü ben de bir geleneksel medya <laughs> kişisi olarak. <laughs> ee, geleneksel medya ve yeni medyayı oylatmak istemedim. Ee, fakat e, yani dedim ki her iki tarafta. Çünkü her iki tarafta e, gerçekten... Birisi geleneksel medya, birisi de yeni medyanın çok önemli temsilcileri. Ve bence bu noktada alınabilecek, bu konunun tartışılabileceği en iyi iki konukla tartıştık. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Ve e, gelen yorumlardan da görüyorum ki, ben e, Oğuzhan Uğur'a çok fazla yorum geldi. O net. Çünkü zaten e, sosyal medyadan yorum aldığımız için e, çok beklediğim bir şeydi. Ama Ertuğrul Bey size de çok iyi yorumlar geldi. <laughs> bu arada sizin yapmış olduğunuz açıklamalarla ilgili birçok övgü de geldi. Osan Orada yine aynı şekilde övgüler yağdı ve bence programda yerini buldu. Ee, geleneksel medya e, bitiyor mu işte diye konuşup da hani geleneksel medya bitiyor diye çıksaydı çok üzülüp ağlar, <laughs> <laughs> <a> <laughs> çok üzülüp burada <laughs> ağlayabilirdik. Ama e, dediğim gibi her şey yeni bir şey evriliyor. Ben yani, her bak, ikini... son bir şey söyleyeyim evet. sana. Kendimi de hazırladığım bir şey olduğu için onun. Şimdi Türkiye bir seçime doğru gidiyor ve bu seçim tabiri caizse pis bir seçim olacak. Pis derken yani. Zor geçecek bu seçim hani geçen gün e, Uğur Şahin dedi önümüzdeki 4 ay çok pis geçecek diye Covid gibi yani evet. o anlamda söylüyorum başka bir şey demiyorum. Emin ol Türkiye'nin ondan sonraki süreci daha zor olacak ve orada orada gerçekten makul insanların insanlara çok ihtiyaç olacak. Çünkü müthiş bir intikamcı hesaplaşmacı dönem başlayacak kim gelirse gelsin yani bu dönemi aşmak için Türkiye'nin kendisini daha az okutmaya göze alabilecek makul insanlara ihtiyacı olacak. Ee, onu da şey yapmamak lazım ve o bakımdan geleneksel medya bence inşallah bundan istifade kendini bir gözden geçirir. Toparlanır mı diyorsunuz? Bir bir başvuru kaynağı olur yani en azından bir başvuru kaynağı olur. Çünkü Siyasetçilerin yaşı yüksek olacak. Yani sosyal medya yaşındaki genç çocuklar yönetmeyecekler Türkiye'yi. Gene 50 yaşın üzerindeki adamlar, kadınlar yönetecek Türkiye'yi. Dolayısıyla orada o makul sesleri kulak verecek, daha doğrusu makul sesleri verecek insanlara da ihtiyacı olacak. O yüzden ben öyle bir dönem içinde geleneksel medyayı da çok küçük sevmek gerekir ama bu haliyle değil. Geleneksel medyada gerçekten kendini bir gözden geçirip, orada eğer o meşru sesleri çoğaltabilirse çok güzel olur. Çünkü sosyal medya zaten gidecek o yani onun artık şeyi yok. Ama metaverse de ne olacak? Hazırlık yapıyor musunuz? Yapıyoruz tabii. O Değil çok mi? çok başka bir konu bizim evet. için. Ama dediğim gibi yani bizim için başlangıç kuralları aynıysa devamında karşılaşacağımız bütün yeniliklere hazır oluruz diye düşünüyoruz. Aynı televizyon çıktığında da demişler e, şeytan icadı aynı internete de dediler aynısını. <laughs> Şimdi buna da diyorlar acaba başka bir boyut mu başka bir zihin mi diyorlar. Evet. E tabii ki başlangıçtaki o pütürlü yüzeyi geçtikten sonra devamı bence kolay olacaktır bizim için. Ama yüzeye de devam et. Ediyorum ediyorum onları da ediyorum. 2016'dan devam. sonra görmedim yalnız. Tamam yani tamam. Baktım ben bu... yani. Orada gelecek. çünkü çok güzel bir... <laughs> böyle Anadolu rakı ile hip hop arası çok iyi bir şey yakalamıştın sen. Aynen. Yani benim hoşuma ya. gidiyordu yaptığın teşekkür işler. iyi İyi de sonuç da alıyordun orada. Bence müziği de bırakma yani. Şey teşekkür yapma. ederim. Sağ olun. Ben de her ikinize çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Gerçekten şahane. Nasıl geçtiğini anlamadım. Çok keyifli Hı. bir programdı. Efendim tarafın seçi bu haftada noktalıyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta hangi konuyu hangi konuklarımızla tartışacağız. Hepinize şimdiden çok iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.